sevdam Karadeniz, dağların kucağında. Kimden çiçek alındım bir gökte yıldız altında. Ha bu soğuk suyun o içeri sevdalıkta. Babacım kurban oldum, ne olur aç artık şu kapıyı. Hadi baba lütfen, bak gerçekten çok üzülüyoruz. Ya kızlar kaç saat oldu çıkmadı adam, uyuyordur belki de. Ay şu saçmalama abla Allah sen ya. Uyusa şu saate kadar çoktan gürültüden uyanmıştı. Babacım bak ne olur aç kapıyı, konuşalım, bu şekilde hiçbir şeyi çözemeyiz. Baba en azından bizim için çık dışarı lütfen. Defolun gidin başımdan. Gitme Yacuğum. Ne dedin dert? Defolun dedim. Ne yapacağız ya? Ne bileyim ben. Ne oldu kızlar? Ha? Çıkmadı mı daha? Gökçe, çekil bakayım bir de ben konuşayım. Buze, oğlum. Bak anneciğim, sen bir lokma bile yemedin sabahtan beri. Ne edin, ne yapmaya çalışayım? Kuzey ama böyle olmaz. Olmaz böyle kendini odalara kapatarak, yemek yemeyerek olmaz. Ergen misin sen çocuğum? Benim yaptığım sırrı ergenler bile yapmaz. Ergen bile değilim ben, salağın teki. Babacığım bak hiçbir şey için geç değil. Ne olur aç kapıyı da konuşalım ha. Heh, hadi. Çok geç kızım. Yıldız'ı kaybettim ben. Kız boşuna öküz demiyormuş bana. Babacığım bak sen öküz değilsin. Sadece aşıksın, bir hata yaptın o kadar. Heh. Ama Yıldız'a yapılmayacak bir hata yaptım. O olmadan nasıl yaşayacağım ben? Her şeyimi kaybettim ben, her şeyimi. Gidin hadi. Ay kızlar, durum çok fena. Babanız ağır depresyona girmiş, ne edecek? Ablam! Bak canımın içi, iyi misin? Değilim ula, git başımdan. Kuzum, ne olur aç kapıyı. Bak o boyu devrilesicece 20 yılı verdin zaten. Yeter kızım, yeter. Yalnız kalmak istiyorum, gidin başımdan. Kuzum, bak ne olur aç kapıyı. Bari iki lokma bir şey yesen. Bak ben burada çok üzülüyorum böyle. Yemeyeceğim. Gidin diyeyim size artık, gidin. Bak abla merak ediyoruz. Hiçbir şey anlatmıyorum. Bir şey demiyorum. Bir şey de hele. Ne olacak? Her şeyi yaktım. Her şeyi yaktım. Aa, yandı bitti kül oldu. Uy, ne yandı? Neyi yaktın kızım? Buzeyi mi? Geçmişimi yaktım. Geleceğimi yaktım. Her şeyi yaktım. Tamam tamam Orkman'a o çay sandığından bahsediyor. Ay kuzum. Ay benim talihsiz kuzum.
Daha ne kadar yanacağım acaba ya? Ne olur aç şu kapıyı ya. Tamam tamam anne, dur Allah aşkına, bir de sen uğraşmıyorsun şimdi. Belki depresyona girmiş, o çıkar 3-5 güne. Ha, tabii Poyraz efendi. 20 yılda çıkamadı ama 3-5 günde çıkacak. Şaşırdın Ellam. Ya Yıldız aç kapıyı. Daha iyi sarılabilmek için aşkım. Yalan söyleme. Aa, bundan da korktun değil mi? Doğru söyle. Korktum tabii, bu da yüksek. Senin niye hiçbir hayalinin ayağı yere basmıyor? Çünkü benim adım Yıldız. Benim yerde ne işim var? Ya gökte de olmana gerek yok. Deniz yıldızım olsan ne vardı? Ula bana bak, doğru söyle. Sen bana sarılmak için numara yapıyor olmayasın. Yok, benim ayağım yere basmayınca midem bulanıyor, başım dönüyor benim. Dersiz kızım, ah 20 sene sonra yıldızım yeniden parladı derken hepten söndü ışığı ya. Sönmedi, sönmedi. O Madine'nden ayrıldıktan sonra benim yıldızımın ışığı daha da parladı. Durum çok vahim baba. Vallahi tüm ordu ablama konuşuyor. Böyle çeyizi meyzi ne varsa geçmişiyle beraber hepsini yakmış. İyi etmiş. Bir kibrit de o kuzeye çaksaydı keşke. Yeme artık Yaşar, yeme daha. Ben onları kuzuma hazırlayayım. Depresyondan vitaminsiz kalacak. Elleşme kızı Hanife. O mal değneğinin yüzünü görmektense duvarlara bakmak daha iyidir. İyi gelir kızıma. He, tabii tabii. Öylesi iyi geleydi. 20 sene boyunca o kendiği attığı dağ taş iyi gelirdi kızıma. Ya gözündeki yaş bir türlü kurumuyor ya. Onun gözündeki yaş diye ki o içinin zehrini atıyor. Zehrini kusuyor böyle dışarı. Öyle 20 yıllık aşkı yüreğinden söküp atmak kolay mı baba? Sen de hiç aşk adamı değilsin ha. Aa, kılçığa bak. Hanife, şuna bak. Buna aşk adamı değilsin diye. Korkayım Yaşar. Hı? Bu aşk onu bir gün öldürecek diye korkayım. Anacığım, onun aşkı değil. Hipertansiyonu öldürecek. Doktorun verdiği hiçbir ilacı içmiyor, ben değilim sağ. Ana, Yaşar'ım. Bir de sen konuşsan. Belki senin sözünü dinler kuzum. Ne konuşacağım ya? Aha. Kamerim geldi, kesinme şunu baba. Hadi be. Geldim, dünyamın uydusu. Geldim, dur. İyi günler. Kusura kalmayın ya, ben kamerim diye öyle şaka manası da şey etmişim de.
Hayırdır, ne oldu Şevki abi? Ablam burada mı? Ablam mı? Ne edeceksiniz ki ablamı? Onu savcılıkta öğreneceksiniz. Burada mı değil mi? Şey... Faydasız! Ah, hoş geldin Şevki. Hayrola? İyi günler Yaşar abi. Yıldız burada mı? Yok. Yok, ablam gitti. Bayağı pılını pırtını topladı. Yaylaya gitti değil mi baba? Hop. Yok mu? Yok. Bizim oğlanın biraz aklı gelir gider biliyorsun. Vurunca kendine gelir. Ha, bilmez miyim? Ne? Bak, hop. Bak şimdi geldi kendine. Hadi git ablanı al gel evinden. Hadi çabuk. Hayırdır Şevki? Niye arıyor sen bizim Yıldız'ı? Savcının emri var. Onu götürmemiz lazım. Uy! Ne etmiş ki kızı? Onu savcılıkta öğreneceksiniz. Şevki, ne oldu ki? Niye götürüyorsunuz kızımı? Vallahi Yaşar abi, silahlı yaralamayla suçlanıyor kızım. Ay! Oh! Yok, silahlı mı? Yaralama. Ana, göreyim Yaşar Bey. Kız dayanamadı, vurdu ellağım Kuzey'i. Biz o hırs düşmanından şikayetçiyiz asıl. Hayır, hayır. Kuzey değil. Dosyada başka bir adamın adı yazıyor. Kuzey'in günlük adı var mıydı ya? Burada Çetin Alkol yazıyor. Çetin. Kim lan bu Çetin Alkol? Tanımayayım. Abla! Abla aç şu kapıyı abla! Gene ne var? Gene ne var ula? Ağustos'u ve bir depresyona sokmadınız. Ya polisler geldi, seni soruyorlar. He, ben de inandım. Ula yemin olsun ki. Bak savcılar götüreceklermiş seni abla. Açsana şu kapıyı. Öyle mi ula? Benden günah gitti o zaman. Üç! İki! Bir! Ne diyorsun ula sen? Ne savcılığı? Şşş, sessiz ol diyorum ya. Saklamam lazım seni. Yatağın altına mı saklasam? Ya bakayım. Yok, yatağın altı olmaz. Olmaz tabii, kira almışsın zaten. Ne bileyim, dolabın içi olmaz şimdi. Filmlerde de yukarıya bakıyorlar. Bu halde girmezsin, kira almışsın. Neyse, arkama saklan. Arkamda saklan. Ne diyor lan? Ne yapıyorsun? Açsana pencerenin orada. Polisler aşağıda diyorum. Ula çekiştirip durma. Yiyeceksin şimdi tokadı. Suç aleti nerede? Saklamam lazım. Ver bağlı, ver. Al sağ suç aleti. Daha güvenebilirsin biliyorsun değil mi? He? Neyle vurdun Kuzey'i? Pompalıyla mı vurdun, silahla mı vurdun ha? Ula çek elini üstümden. Ben o zampara için elimi kana bulamam. Ne diye o zaman polisler geldi? Niye seni soruyorlar? Ya tamam ha, anladım ben şimdi anladım. Ruhi Çetin'i vurduydu. Onun için gelmişlerdir. Benim de ifademi alacaklar. Ruhi ne ala? Çetin kim ya? Sus ula sus. Tamam haydi ya. Bir depresyona sokmadınız ya. Bir sokmadınız depresyona. Çekil. Allah, girersin sonra depresyona. Yok lan, nerede bunlar? Gidiyorum ben aşağı. Tamam. Git sen, ben de geliyorum. Ulan nereye gidiyorsun? Dur! Ya abla, bak hiçbir şey anlatmıyorsun. Yani Ruhi niye adam vurdu? Seninle ne ilgisi var? Abla! Yıldız. Yıldız, sen ne ettin böyle kızım? Ne diyor bu polisler? Bir şey olduğu yok anne. Merak etme. Savcılığa ifade verip geleceğim. Ben sana sonra anlatırım. Şimdi anlat. Hem nasıl senlik bir durumda? Çetin müdürüne de vurmuşsun ya adam. Ne? Ben mi vurmuşum? Yıldız hakkında şikayet var. Çetin Alkor senden şikayetçi olmuş. Senin vurduğunu söylemiş. Kim bu Çetin? Neler dönüyor ya? Ama Çetin. Şeytanın avukatı. Gene ne işler peşindesin? Tamam Şevki abi, gidelim. Yalnız silahını da teslim almam lazım. Poyraz, yukarıdan çantamı getir.
Bırak baba. Şevki abi görevini yapsın. Hadi gidelim biz. Abla. Tamam siz durun, ben gideceğim. Abla bekle. Yaşar Bey bir şey yapmayacak mı? Vurmamıştır değil mi? İnanalım kızımıza. Allah'ım ya, benim bu kızımın başı hiç mi beladan kurtulmayacak? O kuzeyden kurtulmadıkça kızımızın başı beladan kurtulmaz. Sen depresyona girdiysen eğer dert, biz de gireceğiz. Sen çıkmıyorsan biz de buradan kalkmayacağız babuş. Oturma eylemimiz sen bu kapıyı açana kadar devam edecek baba, haberin olsun. Sana diyoruz baba ya. Bak oturuyoruz burada. Duy baba duy. Depresyonda bile rahat vermiyorsunuz insana. Defolun gidin başımdan. Ay yok bu böyle olmayacak. Ya bizim bir şeyler yapmamız lazım. Ay evet ya. Abi, abi çabuk aç kapıyı, acil durum. Ya Yıldız ablayı polisler götürmüş. Ne? Ne? Ya abi Poyraz aradı da söyledi. Yıldız ablayı savcılığa götürüyorlarmış. He, ben de yedim. Suçu neymiş? Benim gibi bir kamu malına zarar vermek miymiş? Fu abi ya, tabii ki de değil. Ya Çetin'i vurmuş. Çetin de gitmiş şikayetçi olmuş. Ne? Kızım. Bak depresyondayım diye yapıyorsan. Abi vallahi yalan demiyorum ya. Ya Poyraz aradı da söyledi şimdi. Yıldız ablayı götürüyormuş polisler. Kızım Çetin'i Yıldız vurmadı ki. Ay abi ben nereden bileyim ya, işte şikayetçi olmuş. Ulan Çetin. Ulan Çetin, her şey seni vurmuyorum diye oluyor. Ne? Ha? Abi. Karışmayın işime. Hayır baba, izin vermiyoruz, gidemezsin. Babacığım tamam, kendini düşünmüyorsan bari bizi düşün. Kızım ben zaten sizi düşündüğüm için yapıyorum. O it yaşadıkça biz rahat olamayacağız, anladın mı? Hiçbir yere gitmiyorsun, ben buna izin vermeyeceğim. Bu sefer değil Feride. O it beni ilk dolandırdığında bunu yapacaktım. Sen bana engel oldun, bu sefer engel olamayacaksın. Bana bakın, arkamdan gelmeye kalkmayın, anladınız mı? Ama baba. Anası babası yok, gelmeyeceksiniz diyorum. Dizinizi kırıp oturacaksınız evde. Baba. Abi. Baba. Abi. Sizi çok seviyorum. Bunu sakın unutmayın. Abi. Baba. Abla. Abla. Abla öldürecek. Abla öldürecek. Gerçekten öldürecek. Abla bir şeyler yapalım bak. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne diye bağırışıp duruyorsunuz? Babam Çetin'i öldürecek. Babaanne. Ne diyorsun kızım sen? Ne diyorsun? Ya Yıldız ablayı polis almış. Çetin şikayetçi olmuş. Ana. Kızım siz nereden bilirsiniz? Ya anne beni Poyraz aradı. Savcılığa götürüyorlarmış. Ay benim salak kızım. Sen de gelip abine mi yetiştirdin? Ya anne ben nereden bileyim abimin hemen silahı sarılacağını ya. Tamam dur. Dur. Dövünmeyin. Hemen dövünmeyin. Sefer arayalım dövüneceğinizi. Anca o durdurur onu. Hadi. Doğru kızım, doğru. Tamam. Gel tamam, gel. Ordu! Ulan sen mi büyüksün, ben mi? Sen büyüksün tabii canım. Şaka yapıyorum. Benimle... Lan! Ay maşallah, ordunun şansına ha! Ulan bu ne? Köpek balığı, vallahi de köpek balığı herhalde ha! Ulan! Bu kim ya? Kimsin sen ya? Nesin sen şu anda? Ne işin var senin burada ya? O kadar da ağırlık yaptın. Neyle geldin acaba? Ulan geldi de bıraktılar mı hepsini? Şimdi haline bak. Bana bak lan. Seni bu patpatımın ilk miçosu ilan edeyim. Ama tek bir şartla bana bütün nerede arkadaşlarını söyleyeceksin aşağıda. Sürü halinde nerede gezdiklerini söyleyeceksin bak. Telefon çalıyor. Sonra konuşacağız seninle. Seni şurada güneşle. Ya bak ya. Bekle. Tuta tuta ne tuttuk? Karmak kadar balık.
Haydi ya. Efendim karıcığım, özledin mi beni? Bırak şimdi cilveyi. Bu Zey Çetin vurmaya gidiyor. Ne? Kız nasıl vuracak Çetin'i Metin'in? Parası var Çetin'in, parasını alacak. Niye vuracak Çetin'i? Bacın için. Çetin Yıldız'dan şikayetçi olmuş. Ben o vurdu demiş. Koş Sefer abi, koş. Babamın gözü döndü ya. Please, Uncle Sefer, please. Babamı delilik yapmadan koş, yetiş. Hanginiz konuşuyorsunuz ya? Ya yetiş, yoksa abim katil olacak, katil. Tövbe ya. Tövbe de kızcağız vur. Fındığım sen konuş. Sefer abi, babamı ancak sen kurtarabilirsin. Kız, tane tane konuşun ya. Nerede Kuzey? Nereye gitti Çetin Urme? Çetin nerede şu an? Hastanededir şimdi. Hadi o varmadan yetiş de elin kana bulamazsın. Kızım saçmalama. Çalışıyorum şu anda. Denizin ortasındayım. Ne yapacağım? Koşarak suda mı koşacağım yani? Gidemem ki ben şu an. Vallahi uçar mısın, kaçar mısın, yüzer misin bilmem. Emme tek bildiğim, eğer acele etmesin pampasız kalacağım. Haydi. Şunu kapatma, yüzüme kapatma telefonu, saygısız. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan bu şimdi çalışmaz o saatte burada pat pat pıt pıt. Allah canını alsın, gece çalışsan ne olacak? Pat 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 pat. Dağını gibi gidiyor o saatte. Ulan ne yapacağım, yüzerek mi gitsem, ne yaptım, atlasam mı? Ulan buz gibidir şimdi, donarak ölürüm ben burada ya. Ne yapacağız ya? Of Çetin, of ya. Allah'ından bu Çetin, evin marka yıkılsın inşallah Çetin. O cübbeni giyerken bunu kırılsın, yeni üçünle kalsın. O kazandığın velayet paraları kefen paran olsun. İnşallah başımıza bulut gibi çöktün. Ulan Çetin, Allah'ım yarabbim, çalış artık ya. Hadi. Aa, çalıştı. Allah Allah. Geliyorum Kuzey. Hangi odada kalıyor? Siz hastanesi oluyorsunuz. Arkadaşıyım, acılarını dindirmeye geldim. İkinci katlı odası, asansör ileride sağda. Baksana kardeşim. Konuşma lan. Ayna kafa. Yürü. Bela mısın nesin? Eski dost, hoş geldin. Şu anki duygularımı tarif edemiyorum. Bak, inan ki... Ben tarif ederim. Çok kabasın. Bak, hanımın karanfiller getirmiş bana. Bakıyorum sen eli boş gelmişsin. Yok, boş gelmedim. Sana defalarca dedim, kızımdan, Yıldız'dan uzak duracaksın dedim. Yapma eski dostum. Gerçekten vuracak mısın beni? Sözümü hiç dinlemedin Çetin.
Belki şimdi seve seve dinlersin. Kızımı kaçırdığın yetmedi. Bir de Yıldız'a iftira attın. Niye? Baskı altında konuşamam ben. Fobim var benim. Aha. Hayatımın içine etmene izin vermeyeceğim. Yıldız'a yaptığın sondu Çetin. Artık bu son. Bak şu silahı indir eski dostum. Güzellikle konuşalım he. Güzellikle. Güzellikle. Şimdi bu tetiği çekeceğim. Ve dünya birkaç dakikalığına güzelleşecek. Kuzey. Kuzey lütfen. Kuzey yapma dur. Yapma. Gördün mü bak Çetin? Sen bize kazık atarsın. Ama cenazene biz geliriz. O zaman Yıldız'la aynı hapishanede buluşursunuz ha? Konuşma lan. Sen benim hayatımı kaydırdın. Ben de senin hayatını kaydıracağım. Son duanı et. Kuzey bilmen gereken başka şeyler var. Sen karışma. Bak gel konuşalım. Önce beni bir dinle. Ha, ille de bunu vuracağım diyorsan cenaze masrafları benden. Söz. Ama anlatacaklarım ilgini çekecek. Burada anlat. Bu şeytanı bir daha bırakırsam kaçar. Hiçbir yere kaçamaz o. Merak etme sen. Ona nefesinden daha yakınım artık. Ama şimdi sen gel benimle. Bak söyleyeceğim şeyler daha önemli. İnan bana. Şikayetini geri alacaksın. Yıldız'a attığın iftirayı temizleyeceksin. Duydun mu beni? Dur. Numara yapma lan. Kıl kuyruk. Bu senin sevgili sevgilin bana silah çekti. Peki onu ne yapacağız Kuzey? Konuşma lan. Kızım 1 milyonunu indirdiniz lan. O belgeleri bana vereceksin. Duydun mu? Duydun mu beni Çetin? Elimde olsa dükkan senin. Ama onlar karın şulede. Orijinaline gerek yok Çetin. Kopyaları da yeter bana. Belgelerin kopyası bende olsa bile... bana verebileceğin o kadar para yoktur sende. Ben para karşılığı istemiyorum ki. Canın karşılığı istiyorum. Git. Evet. Bir klasiği yad etmeden gider miyim? Yine mi ya? Kuzey yapma. Bak. Kuzey yapma. Dur. Ama çok zevkli. Kuzey. Ya Sadullah niye gülüyorsun? Durdursana şunu. Sadullah bunu vermiyorsun. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de yakayı ele verir. Bana bir can borcun var senin. Ve ben borcumu söke söke alırım. Bilirsin, çekirge. Sen bana kıyamazsın Sadullah. Senin hakkındaki bildiklerim korur beni. Kuzey'i benden uzak tutman herkes için hayırlı. Herkes için. Çay iç çay. Sinirlerini yatıştır. Ya bırak şimdi Allah aşkına çayı. Neymiş bilmem gereken şey Sadullah? Söylesene. Çay içiyor. Söylesene ya.
Ha şu mesele. Şimdi efsaneye göre ikinci Çin İmparatoru Shen Nung çayı tesadüfen bulmuş. Bir gün bir rüzgar esmiş. Çayın yaprakları imparatorun kaynattığı suyun içine savrulmuş. Düşünsene ya o rüzgar hiç esmeseydi? Sadullah beni çayın icadını anlatmaya mı çağırdın sen? Evet. Aferin. Yahu dur be oğlum. Dur Allah Allah. Az daha tetiğe basıp hayatını karartacaktın. Anca böyle engelleyebildim seni. Sen niye beni oyalıyorsun ya? Sen niye Çetin'i koruyorsun? Ben Çetin'i koruyorum ha? Ben seni koruyorum Kuzey. Bırak Allah aşkına Sadullah. Herif göz göre göre kızımı kaçırdı. Yetmedi Yıldız'ı tutuklattı. Ben bunu vurmayayım da ne yapayım? Tut şunu. Pencereni genişlet biraz. Yıldız Çetin yüzünden değil de Şule yüzünden tutuklanmış olmasın sakın. Bu ne? Görüyor musun? Şule Çetin'in odasından çıkıyor. Ve iyi bak şimdi. Kiminle buluşacak acaba? Selam. Bana gelmekle doğrusunu yaptın. Sen akıllı bir kız. Bu sayede hem ömrün uzadı hem de zengin oldun. Güzel bir atışmış. Çok büyük bir şeytan üçgenine düştünüz Kuzey Bey. Şule kim bilir kaç para vermiştir Çetin'e. Yıldız'a iftira atması için. Şeytan. Sen bu videoya nasıl ulaştın peki? Sen benden Çetin'i enselememi istemiştin ya. Ben de geldim onu burada hastanede buldum. Ha bir de tesadüfen bunu. İmparator Shen Nung'un çayı bulduğu gibi. Rüzgarın doğru zamanda doğru insana esmesi lazım sadece. Ben o rüzgarı estireceğim şöyle. Cehennemin dibine kadar sürüklenecek. Kuzey! Kuzey baba dur! Kuzey! Baba! Baba! Sefer ne işin var oğlum senin burada? Ne oluyor lan? Bak Kuzey. Kızların acımıyorsa, bacım acımıyorsa bana acılar lütfen. Ölüyor kana bulama. Geleceğimizi düşün oğlum. Adam ölüyor, kimse yok mu? Doktor, baksanıza buraya. Ölmüyor, ölmüyor. Onun huyudur o Sadullah. Bırak şunu Allah aşkına. İlgi gösterdikçe daha çok yapar. Sefer, kalk. Kalk oradan. Ben vurmayacağım Çetin'i. Tamam, söz. Sağ. Oğlum vurmayacağım hadi. Ne yapıyorsun yine buralarda kalp geçirtiyordun ya? Yeni hedefimiz Şule. Yürü. Hayır lan yine de Şule falan değil. Yıldız'a gidiyor savcılığa hadi. Pampa Bey doğruyu söylüyor. Bu ne? Şimdi sevdiğinin yanında ol, sevmediğinin değil. Şair Bey de doğru söylüyor da siz hayırdır kimsiniz? Bir dost. Bu arada Çetin bende. Nasıl bir çevren var ya? Hiç tasvip etmiyorum. Bu insanlar nereden çıkıyor? Nereden tanıyorsun Morpheus gibi tipler? Dost most diyor. En kaliteli arkadaşım benim herhalde yani. Lütfen. Hadi yürü mavişimize gidelim. Oğlum ben vallahi çok koştum. Ben küçük bir tane oksijen tüpü alak bana. Yolda çeker çeker gelirim hadi. Al çay var al. Oğlum çay içip nasıl koşuyum? Koş. Bu araba var mı lan? Desene koşayım koşayım dedim. Dur. Ne yapıyorsun ya? Yavaş. Evet Yıldız Hanım. Ne diyorsunuz hakkınızdaki suçlamalara? Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Şikayetçi kişi Çetin Alkor. Onu sizin vurduğunuzu söylüyor. Bir şey söylemeyecek misiniz? Sustuğunuza göre iddiaları yalanlamıyorsunuz demek ki. Ama müvekkilim doğrulamıyor da savcı bey. Yıldız Hanım bakın son kez soruyorum. Söyleyecek bir şeyiniz yok mu? Konuşmayacağım. Yıldız Hanım. Bildiğiniz ne varsa anlatın. Bir başkası için kendinizi ateş atmayın. Ben o ateşte çoktan yandım avukat bey. Bir başkasını da yakmayacağım. O yüzden konuşmayacağım. Yalnız bilmelisiniz ki susmaya devam ederseniz mahkeme aleyhinize sonuçlanacaktır Yıldız Hanım. Konuşmayacağım savcı bey. Yüce adalete sığınacağım. Peki. O halde sizi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk ediyorum. Hakkındaki suçlamalarla ilgili ne diyeceksin? Susma hakkımı kullanmak istiyorum hakim bey. Çetin Alkor'u öldürmeye teşebbüs ettiğini kabul ediyor musun? Kararı yüce yargıya bırakıyorum.
Hakim Bey, müvekkilim yaşadığı şoktan henüz kurtulamadığı için... Ben gayet iyiyim Hakim Bey. İfade vermeyi reddediyorum. Emin misin? Bak kendini savunmazsan cezaevine göndereceğim seni. Kanaatsizindir Hakim Bey. Hakim Bey, müvekkilimle görüşebilir miyim? Görüşülecek bir şey yoktur Hakim Bey. Kararım kesindir. Savunmayı reddediyorum. Savunmayı reddetmen, suçlamaları kabul etmen anlamına gelecek. Takdir sizindir Hakim Bey. Gereği düşünüldü. Sanık Yıldız Kadıoğlu'nun öldürme teşebbüsüyle kasten adam yaralama suçundan tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmiştir. Duruşma bitmiştir. Dursana bir dakika lan. Peşinizden koşmaktan öleceğim bir gün. Koş koş nereye kadar bir dur. Ya koşmamız lazım yürü. Oğlum bir dur Allah aşkına ya. Nereye koşuyorsun Allah aşkına? Saçma sapan konuşma koş. Dur. Ne oldu? Oğlum biz böyle koştur koştur avukat bulmadık. Avukat bulmaya gidelim yürü. Oğlum sen hasta mısın? Bak beni hasta ettin. Şey, Poyraz ayarladı bizim aile avukatını ayarladı. Sıkıntı yok hadi. Tamam ben de bizim aile avukatını getireyim. Destek olsunlar birbirlerine daha iyi olur. Oğlum bir sakin ol kendine gel. Beni delirtme ya. Zaten bacıma bir günah falan yok. Hemen salıverir. Rahat ol ya hadi. Ya salıvermezlerse? Ya benim yüzümden hapse düşerse? Hakikat ya. Bacımın senin yüzünden düşmediği yer kalmadı. Hastane, hapishane. Bakalım nereye düşecek şimdi? Nice içimi kararttın. Yürü be. Ha, ulan nereye? Orada. Ha, ulan tersim döndü ya. Poyraz, nerede lan ablan? Abi bilmiyorum, içeride. Yıldız? Yıldız? Abla ne oluyor? Onlar nedir, ne oluyor ya? Bu ne şimdi Yıldız? Tutuklandı, cezaevine gönderiliyor. Ne? Ne alakası var ya? Çetin'i Ruhi vurdu. Hakkındaki iddiaları reddetmedi. Konuşmam hakkını kullanıyor. Hız niye konuşmuyor? Ne biçim laf o? Yıldız, Çetin'in iftiralarını kabul mü edeceksin yani? Hız delirtme bizi. Konuşsana şurada bak. Bir kulağıma falan söyle bak konuşamıyorsan. Yıldız. Abla bırak şimdi benim kulağıma söyle. Ne oluyor? Susun be. Yıldız, bu yalanı kabul edemezsin. Kabul etmedim abi. Ama inkar da etmedim. Bacım niye inkar etmedin? Adaleti niye yanıltıyorsun yani? Ruhi vurdu. Git söyleyiver çıkıp gidelim şuradan hadi. Söylemeyeceğim abi. Kendim için başkasını harcayacak değilim. Harcamayacaksın öyle mi? Harcamak değil ki bu. Gerçek bu. Çetin'i Ruhi vurdu zaten. Ama benim için vurdu. O yüzden satmayacağım arkadaşımı. Ha, Ruhi'nin cezasını sen çekeceksin yani. Vefa senin için İstanbul'daki bir semt adı olabilir Kuzey Efendi. Ama benim için öyle değil. O yüzden arkadaşımı gammazlamayacağım. Gammazlamayacaksın. Bütün hayatını yakacaksın öyle mi? Ben bütün hayatımı limanda yaktım zaten. Ayrıca senin gibi menfaatim için başkasını yakacak değilim. Gidelim. Sen ne söylersen söyle, ne yaparsan yap, içeriden çıkaracağım seni Yıldız. Ben de mahkemede bulunmak istiyorum, şahitlik edeceğim. Ben de oradaydım, Çetin'i Ruhi vurdu. Sizden başka görgü tanığı varsa onların da ifadesini alalım. Bir sonraki duruşma işimize yarar. Var. İki kişi daha var, ablam var, Şule var, eski eşim. Tamam, onları arayıp ifade vermelerini sağlayacağım. Bir sonraki duruşmada yazılı ifadelerini dosyaya eklemiş olmalıyız. Bir dakika ya, o Şule mule olmaz. Ben o kadına güvenmiyorum. Bacımın başına iyice iş yaşar o yani. Başka bir çaresi yok mu? Bakın olay dediğiniz gibi ise kanıta ihtiyacımız var. Ruhi Bey'in silahını bulursanız balistik inceleme isteyeceğim. O iş bende. Silahı sende bil yani avukat. Tamam hadi. Oğlum ben nereden bulacağım şimdi Ruhi'yi, Muhi, Tuz Ruhi'yi? Dört bir yana haber salacağız. Ben Mollaoğullarına, sen Kadıoğullarına soracaksın. O Tuz Ruhi'yi bulacağız. Ben ne yapacağım şimdi? Oğlum sen ayak altına dolanma yeter bak, tamam? Tamam hadi yürü aramaya başlayalım. Ah Kuzey'im. Kuzey'ime kıydılar. Ah Kuzey'im ben sana kavuştum derken. Yine ayrıldık ah benim oğlum. Ya anne öyle deme. Ben abimi tanıyorum. O kimseyi öldüremez. Ne kadar oldu gideli? Bir saati geçti. Ama bizde suç. Biz yaptık. Biz yalnız bırakmayacaktık. Peşinden gidecektik. Ya inşallah Çetin'i bulamamıştır ya. İnşallah. Ya da inşallah Sefer abi babamı bulmuştur. Of ya of! Kızlar! Kız! Niye bağırıyorsun ciyak ciyak ya? Kuzeyimden bir haber mi var? Emre teyze benim daha haberleri bitmez. İyisini mi vereyim önce, götüsünü mü vereyim? Götüsünü!
Niye kız? Ben gene iyisini vereyim diyordum. Nahide abla niye soruyorsun o zaman? Söylesene ikisini de işte. İyi tamam tamam. O zaman götüsünü veriyorum. Boncuğumu tutuklayıp cezaevine koymuşlar. Ay ne? Nasıl ya? Yıldız abla Çetin'i ben vurmadım dememiş mi? Ya niye ya niye? Yıldız ablanın bir suçu yok ki. Kız kızım siz daha Yıldız Mamengüz'ü tanımadınız mı? O var ya gangusar kızılcık şerbeti içtim der. Başkasının başını yakacağını kendi başını yakar. Ay niye? Ay ben anlamıyorum ki. Niye bir insan böyle bir suçu üstlenir? Ha, içim şişti Nahide. İyi haber ne? İyi haber veriyorum. Bu Zey katil olmamış. Oh, çok şükür. Çok şükür. Yani bulamamış mı Çetin'i? Bulmuş bulmuş bulmaz mı? Kuzey sırtlan gibi avının tepesine tam atlayacakmış ki o sırada benim seferim, canım kocam devreye girmiş. Bu banzın önüne atlamış ve de demiş ki o vurma beni vur. Ne gülüyorsun kız? Aynen abla ya. Ay Sefer abinin böyle bir şey yapamayacağını hepimiz biliyoruz. Yani tam olarak öyle olmasa da o ayağın bir şey olmuş yani. Neticede bu banzı katil olmaktan kurtarmış benim kocam. Allah'ım şükürler olsun. Aslan Sefer abim ya. Allah'ım sen bizim bu üzerimizdeki kara kara bulutları dağıt yüce Rabbim. Amin. Allah'ım Yıldız Mamim'le Kuzey dedimi biz ayırdık. Sen kavuştur ya Rabbim. Amin. Allah'ım sen gerisini biliyorsun. Ne olursun yüce Rabbim. Sen bize mutlu bir son yaz ya Rabbim. Amin. Amin. Ay çok şükür, çok şükür, çok şükür, çok şükür, çok şükür, çok şükür. Nerede? Kızım geç otur, geç geç. Şimdi de şöyle. Ay çok şükür ya Rabbim. Doğru diyorsun be. Allah kurtarsın. Sağ ol. Allah kurtarsın bacım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın bacım. Allah kurtarsın kızım. Sağ olun. Hoş geldin diyeceğim ama buraya da pek hoş gelinmez ki. Hoş geldin. Gel sağ yatağını göstereyim. Bu.
Geçmiş olsun kızım. Allah kurtarsın. Sağ olun. Başta soğuk gelir ama ayağın sokunca ımırsın. De haydi bakma daha öyle hamsi gibi. Ben Bahar. Ben de Yıldız. Yıldız. Kim söndürdü kız seni böyle? Vakit size sen bir rüzgar diyelim. Hepimizi öyle bir rüzgar attı zaten ha buraya. De haydi gel. Çayımız taze. Gel. Cani, çay koy bakayım Yıldız'ıma. Tamam abla. Hoş geldin. Geçmiş olsun bacım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hoş geldin kaptan. Seninki Yıldız kaptanın teknesinde. Tamam, çağır konuşacağım onunla. Tamamdır kaptan. Dur dur. Tamam ben giderim kendim. Yürü pampa. Ruhi! Çık ortaya kuru sıkı Ruhi. Ne oldu abi? Bir durum mu var? Yok bir şey oğlum konuşacağız. Ne oldu abi polisler mi geliyor? Ne oldu abi ne oldu abi? Tamam oğlum işte. Allah Allah kimse yok polis molis yok çıksın neredeyse. Vallahi mı? O ne lan? Jandarma polis neyin yok değil mi? Şuna bak tipe bak ya. Oğlum çık lan. Çık oradan. Ne yapıyorsun oradan? Çık. Bir de oraya girmiş. Bu nasıl bir insan ya? Tövbe tövbe ya. Ay. Ne oldu? Neye geldiniz? Seni özledik kardeşim. Dedik ki bu Çetin'i vuran baba yiğiti bir kanlı canlı görelim dedik Ruhi'ciğim. Baba yiğite de bak. Fare gibi böyle atlara sinmiş. Masa atlarında, mutfak atlarında böyle. Ne yapsın oğlum sen? Gidecek yerim yoktu. Ne yapayım? Ne yapacağını ben şimdi sana söyleyeceğim Ruhi'ciğim. Şimdi gidiyorsun, teslim oluyorsun. Çetin'i ben vurdum diyorsun. Bitti gitti. Olmaz. Hayatta olmaz. Ben hapse giremem. Oğlum bana bak, beni delirtme bak. Yumruğumu burada böyle damağına vururum alttan bak. Lan benim bacım içeride. Gidip itiraf edeceksin, suçumu çıkaracağım bacımı dışarı. Ne? Yıldız'ı mı aldılar? Pisliği ben vurdum. Yıldız'ı niye aldılar ki? Biz de onu diyoruz Ruhi. Pisliği ben vurdum diyeceksin. Yıldız çıkacak, sen gireceksin. Bu kadar. Yahu tamam da Yıldız niye söylememiş Çetin'i benim vurduğumu? Oğlum arkadaşını korumuş işte. Sen nasıl kendini onun için feda ettiysen o da senin için feda ediyor kendini. Etmesin, söylesin, kurtulsun. Bu ne ya? Yarışma programı gibi. Oğlum sen salak mısın? Salak salak konuşma yani. Sen itiraf etmeden nasıl çıkacak bacım dışarı benim? Ne yapıyorsun lan? İndir onu. Korkma be. Ucunu tut, dur, ucunu tut o zaman. Ne oldu? Ucunu çek şunu, ucunu. Alın bunu götürün, kurtulsun. Oğlum senin Çetin'e vurdun silah mı? Niye belinde taşıyorsun? Vallahi Allah, iyi bari, alalım bunu. Ne yapıyorsun lan? Ne oldu? Ne kadar mal bir adamsın sen. Suç aleti bu. Laps diye öyle tutulur mu? Oğlum bir bezmez ver. Hemen abi. Allah Allah ya. Bak Ruhi'cim gel sen teslim ol. Teslim olmazsan cezan daha da artacak. Eğer hemen teslim olursan iyi halden en alt sınırdan ceza verecekler oğlum bu kadar ya. Olmaz. Bir ayda deseler o dört duvar arasında duramam ben. Fobim var benim fobim. Buyur kaptan. Ver tamam ya. Fobi diyor ya hala. Mal bir adamsın sen ya. Oğlum ne yapıyorsun? Allah Allah. Bez dedin mendil geldi ya. Ha onunla da oluyor değil mi? Ha. Bak aslanım bak. Boru sıkı Ruhi bak. Azıcık aklını çalıştır.
Kaçarak böyle bir yere varamazsın yani. Deli anlı adam kaçmaz. Oğlum sen birini vurmuşsun, bir de vurduğun adam itin uğursuzun teki yani. İçeri girdin mi namun yürür. Kral olursun oğlum içeride. Hatta ağalık bile gelir sana. Oradan alır yürürsün, önün açılır yani. Ha, ağalık mağalık istemeyeyim ben. Girmem o döle. Aa, bunu verin kurtarın işte Yıldız'ı. Oğlum biz Yıldız'ı kurtarırız ama seni kurtaramayız. Senin kaçarın yok artık. Olsun, kaçarım. Kaçabildiğim kadar kaçarım. Lan bu kadar kaçabildiğin kadar kaçacaktın, bu kadar korkacaktın. Niye vurdun sen bu adamı? Ha, ötesini berisini düşünmedim. Sıktım gitti. Hem ben vurmasaydım Yıldız vuracaktı. Yıldız mı vursaydı Kuzey? He? O zaman rüyanda görürdün Yıldız'ı. Doğru söylüyorsun kardeşim. Sorumu geri aldım. Tamam. Hadi hakkınızı helal edin. Oğlum nereye lan? Bari teknede kalaydın. Nereye gideceksin şimdi? Burası güvenli değil. Sizin sağınız solunuz belli olmaz. Siz adamı ihbar da edersiniz. Sen mi diyorsun? Size değil. Oğlum niye kimse bize güvenmiyor lan? Bize mi? Ulan sabıkalı olan sayısı sağ dedi. Bana demedi. Ben tertemiz bir insan. Ya bana sabıkalı diyene bak. At suratlı ya. Yürü hadi Yıldız'ı çıkaralım hadi. Tamam. Buraya nasıl girmiş ya o? Şükrü üstüne sinir bastırmanın kokusu. Ya yeme dedim ya şunu. Karıcığım, senin bu koku dediğin var ya zenginliğin kokusu. Paranın kokusu. Sen bunun ne kadar ettiğini biliyor musun? Selamun aleyküm. Oo, hoş geldin eniştecığım ya. Hoş geldin ya. Oh eniştecığım ya. Hoş geldin. Ula sen ne kokuyorsun öyle? Para kokuyor, para. Para ha? Hoş geldin, buyur otur geç. Yok, oturmayacağım. Ha burada mı o kanun kaçağı? Kim? Ruhi denen herif. Ya hiç arayıp sormadı eniştecuğum ya. Bak, eğer buraya gelirse Ağol Kadin gidip teslim olsun, benim kızımın başını yakmasın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Şerif Emice. Eyvallah. Sen, ne kokuyor la bura? Zenginlik. Hı? Ya neyse ne. Gel dedin geldim. Ne anlatacaksın? Sen anlatacaksın. Ben mi anlatacağım? Bu Çetin denen herif kim ya? Benim kızımın başını belaya sokayım. Bu Çetin var ya Çetin. Benim oğluma, torunuma musallat olan bir yılan. Ailemize zehir saçtığı yetmeyi, bir de kuzeyin yakınlarına da saçı. Bak kardeşim. Senin o mal değneği oğlun yüzünden kızım mahpuslara düşmediydi. Sonunda o da oldu. Ya ne edeyim Yaşar? He? Ne edeyim yani? Bir 20 yıl daha mı ısık döneyim oğluma? Üstelik şimdi torunlar da var. O torunlarımı korumam lazım. Peki ben kızımı nasıl koruyacağım? Senin oğlundan koruyamadım. Şimdi bir de düşmanları çıktı. Söyle bana bakalım. Bu Çetin'i nerede bulurum? Bir hastanede yatayım. Hastanede? De. Ne edeceksin sen o yılanı? Yakalayıp böyle kafasını ezeceğim. Benim kızıma iftira atmak ne demekmiş ona göstereceğim. He, sen göstereceksin. He. Sen göstereceksin, ben 40 yıllık dostun öyle bakacağım ha. Yok öyle ya ama. Ne yapacaksak birlikte yapacağız. Şeref amca enişte, etmeyin bu yaştan sonra katil mi olacağınız? Çoluklarınızı çocuklarınızı düşünün. Esma doğru değil. Bu yaştan sonra bir yılan için katil olmaya değmez. E ne yapacağız? Kaçıracağız onu. Ne? Kaçıracağız. He. Ulan ben de ne anlarım adam kaçırmaktan? Hayatımda ben bir kişiyi kaçırdım. Onunla da evlendim zaten. Hadi ulan sen mi kaçırdın? Ben senin için kaçırdım. O yüzden de ha buradan yedim kurşunu ya. Ya etmeyin koskocaman adamı nasıl kaçıracaksın hastaneden? Sıkıntı yok. Kafasına çuvalı geçirir kaçırırım benim işteciğim. Nerede konuşma la. Bu işi halletmemiz için bir uzman bulmamız lazım ama. Nerede? Nerede? Uzman. Buldum ula. Ben bu konuda uzman birini tanıyayım. Ne dersin? Kim? Ben.
adam kaçıracağım. Yok, mümkün değil, yapamam öyle bir şey. Ne demek yapamam kız? Bana bak, milleti kaçırıp hatta güldürme gazıyla işkence ettiğini bilmeyiz ama. Ya tamam işte baba, ben Şule ile jubile ettim. Meslek hayatıma son verdim, artık adam kaçırmayacağım. Bana bak, benim tepemi taşını attırma. İnatlaşma benimle. Kaçıracaksın diyorsam kaçıracaksın. Yok baba, niye anlamıyorsun? Ben söz verdim, yemin ettim. Artık kimseye eter koklatmayacağım. Ya ben kimseden mi bahsedeyim? Can düşmanımızdan bahsedeyim. Çetin, Çetin. Torunumu kaçırdı. Kuzu yetmediğini bırakmadı. Benim kızıma iftira etti. Hapislerinde çürüttü. İşte o yüzden onun cezasını biz bizzat değil mi kendi ellerimizle vereceğiz. Evet. Ne diyeceksin, yapacaksın, bu işi halledeceksin. Yeminini bozacaksın. Ya siz bana niye Çetin'i kaçıracaksınız? Hiç. Ya siz bana niye Çetin'i kaçıracağımı demişsiniz ya? Söz konusu aile ise gerisi teferruattır. Kabul ediyor ha? Kaçıracaksın değil mi? He, kaçıracağım. Hala hastanede mi bu? Hastanede yatayım. Becerebileceğim. Evet, becerebilirim. Ama bu iş kolay olmayacak. Öyle iki kişiyle sırtlanıp kaçıramam adamı. Adam lazım bana, personel lazım, organize bir suç planlamamız lazım çocuklar. Evet, çocuklar mı? Kusura bakma, organize bir suç planlamamız lazım. Kaç kişi lazım? Şöyle söyleyeyim güzel abime, bir narkozcu. Ki o ben olayım. Sağ ol. Üç hasta bakıcı. Bir hasta yakını. Bir şoför ama gözünüzü seveyim çok hızlı bir şoför olması lazım. Var. Bir de gözcü, bu kadar. Evet tamam. Kaç kişi etti? Bilmem. Sayıyordun ya. Unuttum. Ya neyse hadi anlaştık. Anlaştık. Yarın. Nereye geçireyim ya? Ben geçireyim niye böyle tutayım ki ya? Bırak ben bunu. Tamam anlaştık tamam. Vay! Vay! Şeytan LTD ŞT'yi son hız çalışıyor. Ne yaptın? Kaç para verdin Tülin'e? Ne diyorsun sen ya? Neden bahsediyorsun? Senin en sevdiğim halin, bu salağa yatan halin. Yahu diyorum ki, Tülin'le çevirdiğiniz entrika için kaç para ödedin Tülin'e diyorum. Ama olmuyor böyle Şule'cim. Bak seninle yıllarca çalıştık, didindik, bir servet yaptık. Sen böyle abuk subuk işlere harcıyorsun. Sadece yalnız değil, fakir de öleceksin. Sen hiç merak etme çünkü ikisi de olmayacak. Ama benim senin bu sayıklamalarına harcayacak vaktim yok. O yüzden kusura bakma. Bir dakika ya. Daha sebebi ziyaretime gelmedik. Bak. Bana gelmekle doğrusunu yaptın. Sen akıllı bir kız. Bu sayede hem ömrün uzadı hem de zengin oldun. Bu videoyla en kötü kadın oyuncu Oscar'ına adaysın. Altın bidon. Bak bakalım. Kim çekmiş bunu? Çetin mi çekmiş? Ya ne yapacaksın kim çekmiş? İyiliksever bir reji, yönetmen algısı olan, entelektüel bir bakışı olan bir arkadaşımız. Nasıl? Güzel çekmiş mi? İyi de bu hiçbir şey ispat etmez ki. Benim suçlu olmam senin masum olduğun anlamına gelmiyor ne yazık ki. Ya Şule sen ne kadar kötü bir kadınmışsın ya. Ben tek bir şeyi merak ediyorum. Sen bu kötülüğünü nasıl sakladın? Nasıl sabrettin yıllarca? Dolaba mı koydun? Çekmecede mi sakladın? Ne yaptın? Benim içimdeki kötüyü sen çıkardın Kuzey. Hiç kimse bir anda öyle birdenbire kötü olmaz. Ya Şule hadi bana maval okuma Allah aşkına. Her şey gün gibi ortada. Sen hala anlamadın mı? Böyle entrikalarla, kirli oyunlarla hiçbir şey kazanamayacaksın. Evet, belki ben kazanamayacağım. Ama sen de kazanamayacaksın.
Hele o sevginin hiç kazanamayacak. Yok ya, senin o güvendiğin dağlara lapa lapa kar yağdı, buzlu badem. Çetin artık elimde. Dolayısıyla belgeler de elimde. Ay nasıl korktum şu an, hiç inanamazsın. Vallahi ister inan, ister inanma. Uyduyu nasıl aldıysam o belgeleri de öyle ulaşırım. Ama ben senin kadar kötü kalpli biri olmadığım için sana diyorum ki gel efendi gibi boşanma sözleşmeni getir, imzamı atayım, hiç belgeleri karıştırmayayım. Yani sırf beni düşündüğün için, yoksa belgelere aslında ulaşamadığın için falan değil yani. Seni düşündüğüm için değil. Sırf kızlarımı düşündüğüm için. Ne de olsa hala onların annesisin. Böyle saçma sapan şeyler çıkmasın ortaya. Üzülmesinler. Benim kızlarım... Şule, sana son kez söylüyorum. Adam gibi boşanalım. Getir boşanma sözleşmesini, atayım imzamı. Kızlarının yüzüne bakacak yüzün olsun. Anlatmayacaksın mı Yıldız bacı? Nasıl düştün buralara? Anlatsam ne olacak? Abi şekilde düştüm işte. Bak kızım, anlatmazsan burada hiç vakit geçmez. Hepimiz burada kader ortağıyız. Hepimiz kaderin zillesinden geçtik. Sen ne yaptın da yaktın kendin? Ben kendim bugün yakmadım. 20 sene önce yaktım. Hiç olmayacak bir adama aşık oldum. Hepimizin hikayesi ya bir sepet başla başlıyor ya bir sepet başla bitiyor zaten. Benimki çok öyle bir hikaye değil. Ben beni terk edip giden bir adama 20 yıl boyunca kendi kendime aşık oldum. Arkasından bir mektup bile bırakmayan, bir günden bir güne böyle bir haber bile yollamayan bir adama kendi kendime aşık oldum. Hep onu mu bekledin diye soracaksınız. Beklemedim. Ama hayatıma da kimseye sokmadım. O öyle beni bırakıp gitti. Ama ben hep onu sevdim. Daha bir gün olur da karşıma çıkarsa ne yaparım diye de bir gün bile düşünmedim. Kız ne oldu? Çıkıp geldi mi? Hem de 3 tane gelinlik yaşta kızıyla. Kız söpür. Bak sen. Ne olmuş? Niye geri gelmiş? O da benim gibi aldatılmış. Terk edilmiş. Ondan sonra da sığınacağı son limana gelmiş. Peki kızım, yoksa affettin mi onu? Ben seni hiçbir zaman sevmedim diyen bir adama nasıl kızı affedecektim? Kız öyle mi dedi bir de gelip? Ay kör olasıca. Ama ben yine de sevmeye devam ettim. Ayarım kaçmıştı artık. Yıllardır hayalimde konuştuğum adam dile gelmişti. Aa böyle... Yüzünü unutmayayım diye, rüyalarıma girsin diye dua ettiğim adam burnumun dibinde bitmişti. Oy. 20 yılın her anının intikamını almak, acısını çıkarmak istedim. Kız ne yaptı ne? Burnundan getirdin mi o sepet başın? Yok. O ne yaparsa yapsın ben yine sevdim. Gitti, sevdim. Döndü yine sevdim. Seni hiç sevmedim dedi, yine sevdim. Seni seviyorum dedi, yine sevdim. Seviyorum dedi mi kız, ha? Sonunda aşık ettin mi onu kendine? Ettim de ne oldu sanki? Aa yine aldatılan, kandırılan ben oldum. Yine mi aldattı kızım seni? Anladım ben galiba. Adam seni aldattı, sen de çektin vurdun onu, ha? Öyle mi oldu? Yok, onu vurmadım. Kimi vurdun? Kimseyi vurmadım. Onun düşmanı vuruldu. Suçu da benim üstüme attılar. Peki kim iftira attı sana? Galiba karısı. Kız hala evli mi karısıyla? Hani aldatıldıydı? Hani terk edildiydi bu sepet baş? Orası uzun hikaye. Ama tek bildiğim benim hep aynı kurşunla aynı yerden vuruldu. Bak kızım, burada hepimiz aynıyız. Ne sen kendine güvenmekten vazgeçeceksin, ne de insanlar seni sırtından bıçaklamaktan vazgeçecek. İyi ama ben yoruldum artık. Bir insan bir kuyuya kaç kere düşer?
Ben sürekli aynı kuyunun dibinde kendimi bulmaktan yoruldum artık. Ağla kızım ağla, açılırsın. Allah'tan ümit kesilmez. Er geç su akar, yolunu bulur. Ben senin bildiğin hemşirelere benzemem. Basma için geldiyseniz lüzumu yok. Bir arkadaşınız biraz önce yaptı. Ha iyi. Ben pansuman yapmayacağım. Ben uyutacağım. Uyku mu? Yok yok. Alınca biraz beni sersemletiyor da gerek yok. Yok. Bu uyku hapı değil. Bu eter. Eter sersemletmeyeyim. Azıcık baş ağrısı yapayım. Kendimden bileyim. Ne edin? Ne yapıyorsun sen ya? Pembe dul eteri. Bırak sen. Ay. Koçum. Bir gün herkes pembe dolun ağına takılacak koçum. Kızım eterine %100 kefil olurum. En az 3-5 saat uyur bu. Hiç merak etme. Şimdi sıra bende. Dur. Uyandıracağız. 3 deyince. Hayır bırak. Mümkünce hazır elimizin altındayken esseydim şu yılanın başını. Tamam sonra. Tamam be. 3 deyince. Dur. Tamam. Tutamadım daha dur. Hadi. 2. Hadi bakalım hadi. Kulumuzu nasıl biliyordunuz? Hiç iyi bilmezdik. Canalım biz sana. Gel. Kalksana da. Kalksana. Dur. Burası abdesthane. Olmaz. Kusur abdest aldırdık onu da. Sus. Ha işte mor. Bizden bu kadar artık. Gerisi top sizde. Hadi. Uyanmadan götüm şu pisliği. Siz hiç merak etmeyin Şeref amca. En doğru ellere emanet ettiniz. Ben onu ne yapacağımı çok iyi biliyorum. İyi hadi ula. Ne yapacaksınız yapın hadi. Hazır mısın Bedir amca? Sabahtan beri bu anı bekliyorum. İpleri alayım. İp. Ne dedin la adama? Dedem.
dedem, Pamuk dedem. Ne diyorsun? Şu an hasta yakın oluyorum ya ben. O bakımdan. Dedem, altın dişine kurban oldum. Sahip çıkamadık sana. Sahip çıkamadık dedeye. Vah vah, başın sağ olsun çocuğum. Toprağı bol olsun. Sağ ol teyzeciğim senin. Sahip çıkamadık dedeye. Bundan çıkmış diyorlar yani. Bağırma. Dedem. Bağırma ulan. Hastaneye ayağa kaldırdın. Yürü lan, yürü. Ya hadi ya, hadi ya. Nerede kaldılar ya? Ya oğlum, ya yakalandılarsa o zaman ne yapacağız? Oğlum, Pembe abla kendini bayıtmış olmasın mı lan yine? Ya saçma saçma konuşma Emin ya, hadi. Aha gel oğlum. Allah Allah. Allah Allah. Osman. Nerede kaldınız ya? Sabahtan beri sizi bekliyiz. Yakalandınız falan zannettik ha. Tamam ula geldik işte. Çok konuşma. Tutucundan da kaldıralım şunu. Yok. Ben dokunmayayım ben ona ya. Oğlum tutsana şunu. Ya yok baba. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ya içim içkili ben. Dokunamam ben ona. Fe subhanallah. Fe subhanallah. Bedir abi tut. Hadi. Gel abi. Gel gel gel. Neymiş bu adam ya? Oh. Oh. Gel. Tamam mı, tamam mı? İyice paketlediniz mi? Merak etme Yaşar amca, öyle bir paketledik ki bizden başkası aşamaz. Ha, güzel. Hadi daha fazla dikkat çekmeden gidiyik hadi. Hadi. Bir an evvel binin arabalara. Fazla dikkat çekmeyin hadi. Kızım, bir gün oyun oynarken şu kuşunu kaçırıp çok üzüleceksin. Ben zaten uçsun istiyorum. Kapısını hep açıyorum ama kaçmıyor işte. Aynı senin gibi desene. Ben de sana git buradan diyor. Anneannen baksın diyor. Ama sen uçmuyorsun. Gitmem ki. Seni çok seviyorum anne. Ben de sensiz uçmam. Sana bisküvi tatlısı yapayım mı? Alır. Pamuk oturabilir miyim? Alır. Merhaba Pamuk. Merhaba Yeni abla. Uy ne kadar tatlı bir kuş bu. Nereden buldun bunu? Ağlıyor dişmişti. Çocuğum ben çok sevdim. Ama önce beni istemedi. Isırdı. Sonra uçtu gitti. Ben de çok ağladım. Ama ne ağlamak. Günlerce koğuştan dışarı çıkmadı ablası. Ama birkaç gün sonra geri geldi. Omzumdan bir daha hiç inmedi. Yani sen kovdun ama yine de gitmedi öyle mi? Evet. Nereden bildin? Ha, benim de böyle bir hayvanım vardı. Kedi mi köpek mi hangisi? Öküz. Öküz mü? Hmm. Çok tatlı bir şeymiş ya bu. Kuşuma bu diyemezsin. Onun adı bayan kuş. O ne demek kız? Bay kuş var. Bayan kuş neden olmasın? Kız kuş bu çünkü. Peki bayan kuşu besleyebilir miyim? Alır. Bayan kuş al bakalım haydi afiyet olsun. Aman da ne tatlısın. Uyu ağzını yiyme. Cene abla senin adın ne? Yıldız. Aa hangi yıldız? Annenle baban hangi yıldız sevmişler adını vermişler?
Kuzey Yıldızı. Neden Kuzey Yıldızı? Gökte hiçbir zaman yeri değişmeyen tek bir yıldız parlar. Aa, o yıldız ki dünya döndükçe bir tek kuzeyi gösterir. Ama bu haksızlık. Seni doğuştan esir etmişler kuzeye. Yıldız, senin suçun ne? Benim bir suçum yok. Aa, sen de mi? Buradaki kimsenin suçu yok zaten. Yok kız, vallahi benim bir suçum yok. Tabii tabii. Vallahi buradaki tek suçsuz ayağın kuşak benim bir kere. Yıldız Kadıoğlu, ziyaretçin var. Kim? Avukatın. Özel izin almış. Tamam, geliyorum. Yıldız abla, öküzün hala senle mi? He, o hala benle. Ama ben artık onda değilim. Hayırdır avukat bey? Bir gelişme mi var? Sitenin güvenlik kamerasında Ruhi Bey'in elinde silahla kaçarken görüntüleri de var. İlk duruşmada beraat edeceğinizi düşünüyorum. Silahı nasıl buldunuz? Kuzey Bey ve abinizi gidip almışlar. Hemen balista yolladık. Kuzey mi gidip aldı? Ne işi var onun benim işimin içinde ya? O mal değneğinden yardım isteyen mi var? Mal değneği geldi. Ne işi var? Sen mi soktun içeri bunu? Sağ ol kardeşim. Kusura bakma Yıldız Hanım. Bakarım ula. Aa, buradan çıkayım. İlk işim seni azlettirmek olacak. Kovacağım ula seni. Duruşmada görüşürüz Yıldız Hanım. Yıldız bekle. Neyini bekleyeceğim ula ben senin? Eskiden de o beklemeler. Yıldız, bak her şeyi sana güzel güzel anlatacağım, tamam mı? Daha utanmadan neyini anlatacaksın sen bağ? Pardon, utanma dedim değil mi? Sende utanma ne gezer? Uğursuz, arsız, gart zampara. Yıldızcığım, ben anlatacağımı anlatayım. Sen sonra güzel güzel hakaretlerini etmeye devam edersin, olur mu? Sen ne yüzsüz, ne pişkin bir şey çıktın ya Kuzey. Ben seni istemiyorum diyorum artık. Sen anlamıyor musun? Aa, her şeyi gittim, yaktım gözünün önünde daha. Anlamıyor musun seni istemediğimi? Dövsen de, sövsen de peşini bırakmayacağım Mavişim. Boşuna uğraşma. Ben seni terk ettim ula. Ben seni terk ettim. Anla artık. Ben seni terk etmedim. Sen beni terk etsen ne olur? Mıh gibi duracağım burada beni affedene kadar. Ben seni 20 yıl boyunca aburamda mıh gibi taşıdım da ne oldu? Ha? Aa, söktüm attım. Atamazsın. Kuzey Yıldızı göğün kalbine saplanmış altın bir kazık. Öyle söküp atamazsın. Dünyamı başıma yıkarım ama yine de seni söküp atarım buradan. Sen beni daha tanıyamamışsın Kuzey. Ben senden vazgeçtim artık. Yıldız. Vazgeçme benden. Bak her şeyi ispatlayacağım sana. Bak bunlara. Sence bunlar iki düşman mı yoksa suç ortağı mı? Bana ne oldu onlardan? Yıldız, Şule beni tuzağa düşürdü anlasana. Tülin'i de bunun için kullandı. Ne oldu? Şule sana büyü mü yaptı? Ha? Şule sana büyü yaptı, İstanbul'dan Tülin'i kendi kendine o yüzden mi çağırdın? Ondan sonra kadına burada kompliman yaptın da durdun. Sen bunların sebebini biliyorsun, hepsi boşanmak için. Gelip bana söyleyebilirdin ama sen ne yaptın? Ben seni öpmeye bile kıyamazken sen gittin kadının elini tuttun, gözlerinin içine baktın. Haklısın. Sana söylemeliydim Mavişim. Ama kızarsın, kıskanırsın, sonra da oyunu bozarsın diye söyleyemedim işte. Bana söyleseydin ben o adi oyunu oynamana izin vermezdim. Hatta senin yapamadığını yapardım. Neymiş benim yapamadığım? Belgeleri almak için gider Şule'nin sevgilisinin karşısına dikilirdim. Sen erkeklik gururuna sığdıramadığın şeyi bir kadının gururuyla oynayarak yaptın. Farkında mısın? Haklısın Yıldız. Ne desen haklısın. Ama hakim kanıt bulamazsan 4 yıl boyunca boşanamazsın deyince panik yaptım. Doğru karar veremedim. Ne olur bana son bir şans ver. Ben zaten en büyük hatayı sana bir şans vererek yaptım Kuzey. Bundan sonra senin bir şansın daha yok. Şimdi yıkıl karşımda. Mavişim, biz Yıldız'la Kuzey'iz. Birbirimiz olmadan yaşayamayız. Yaşarım. Senden önce nasıl yaşıyorsam yine aynı şekilde yaşarım. Sadece tek bir hata yüzünden her şeyi silip atamazsın. Buna izin vermiyorum. Artık sana güvenemem.
Bir kere bile olsa gözümün içine baka baka bana yalan söyledin ya Kuzey. Ben bir daha ölsem de sağa güvenemem. Güveneceksin. Güvenini tekrar sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Tekrar güveneceksin. O tren çoktan kaçtı Kuzey. Bana yalan söyleyen gözlerinin içine bir daha bakamam ben. Bakacaksın. Bir tek o zaman anlayabilirsin seni ne kadar çok sevdiğim. Bundan sonra ne sözlerine ne de gözlerine inancım kalmadı. O yüzden bir daha sakın karşıma çıkmayın. Ne sen ne de kızların. Sorgu meleğiniz. Ne o? Öldüm de haberim mi yok? Öldün. Cehennemin ta dibine düştün. Hayırdır kardeşim, komik bir şey mi var ya? Komik bir şey varsa anlat, biz de gülelim yani. Ömer, ne yaptın sen ya? Bütün ihtiyar heyetini başımıza toplamışsın. İhtiyar senin babandır la. Peki şimdi ne yapacağız? Ha? Takma dişlerimizi suya koyup radyo mu dinleyeceğiz? Şimdi ne yapacaktım? Ha, hatırladım. Travmatik çocukluğumdan bahsedip seni üstü kapalı tehdit etmem gerekiyordu, değil mi? Beni çok güzel takdir ediyorsun. Ama hatırlatırım. Taklitler her zaman aslını yaşatırlar. Lan Ali, burada oturup sizin ağız dalaşınızı mı dinleyeceğiz? Pardon, beyefendiler kim? Şeref ula şeref. Sen kim olayın da benim torunumu kaçırayın da? Sen kim olayın da benim torunumu kaçırmaya kalkayım? Ah, Kuzey'in babası. Elinizi öpmeyi çok isterdim ama malum. Peki siz? İftira attığın kızın babasıyım ben. Yani Yıldız'ın. Çok memnun oldum efendim. Sizler de yan karakterler oluyorsunuz herhalde. Bacanak. Ne dedi la bu bize? Ne bileyim oğlum ya. Baksana ama herif tam psycho. Ya ne konuşturayımız bu herifi? Çivileri çakalım, kapağı kapayalım, gömelim gitsin. Gömeceksek haberi de unutmayalım. Osman, Emin getirin çivileri. Ula seni öyle bir gömeceğim ki aradan 1000 yıl geçse bile kemiklerini bulamayacaklar. Yok arkadaşlar yok. Gömmeyelim bunu. En iyisi denize atalım. Balıklar malıklar yesin bunu. Yok. Buna ben müsaade edemem. Edemem mi kardeşim ya? Karadeniz'imizi kirlettiremem. Benim gönlüm razı girmez öyle bir şeye. Doğru. O zaman benzin döküp yakalım. Küllerini de dağlara savururuz. Yok o da olmaz canım. Ha bunun pis külüyle memleketimi, dağlarını, ovalarını kirletemem ben ya. Ne yapacağız şimdi biz bunu o zaman? Girdiğin yere postalayalım.
Kargoya mı vereceğiz bunu? He? Bak bu kokar enişte. Ha doğru ya. O zaman ne yapacağım? Pardon, pardon, pardon. Lafınızı bölüyorum ama... anlaşmayı denesek. Biz seninle ne anlaşması yapacağız ola? Mesela Kuzey'in boşanması için ihtiyacı olan belgeleri size versem. Ya da Yıldız'ın tek sözümle hapisten çıkmasını sağlasam. Tek sözümle. Hı? Ne dersiniz? E tabii bu iyiliğim karşılığında siz de benim hayatımı bağışlayacaksınız. Ha bu herif bizi kandırır ya. Kandırmayacağını nereden bileceğiz? Bakın çözüm beni bırakın gideyim. Hem sizin başınız belaya girmesin hem de benim. Yani değmez bence beni öldürüp bu yaşta hapislerde sürünmeye. Hı? 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 Anlaştık. Bana bak. Eğer bizi kandırırsan var ya... bu sefer seni gerçekten cehenneme gönderirim ona göre. Uşaklar, yatırın ağa kapağı. Kapasın üstünü. He. Siz de çekişte keser çivi mivi getirin. Hop hop hop, bir dakika bir dakika, böyle anlaşmamıştık. Kapat konuşmalar. Hayır, bir dakika, ne yapıyorsunuz siz? Böyle şaka olmaz yalnız. Bir dakika beyler, ne yapıyorsunuz? Böyle anlaşmamıştık. Çakın lan çivisi. Tamam ulan, tamam. Yeter. Sabaha kadar kal bakalım burada. O zaman belki hayatın kıymetini daha iyi anlarsın. Tamam, hadi bakalım. Saçmalamayın ama şaka da bir yere kadar. Hadi çıkarın beni buradan. Yıldız Hanım, hipertansiyon probleminiz olduğunu biliyordunuz değil mi? Bili doktor bey, bili ama ilaçlarını içmeyin ki. Olmaz öyle şey. Hipertansiyon hiç de küçümsenecek bir hastalık değildir. Ayrıca yakın tarihte beyin kanaması da geçirmişsiniz. Durumda çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Ah doktor bey, ben de diyeyim ama hiç beni dinlemeyin ki. İlaçları aksatmadan kullanmak zorundasınız. Pıhtı atma riskiniz çok yüksek. Bu da ne yazık ki felç ya da ölümle sonuçlanabilir. Duyayım mı Yıldız? Duyayım mı? Sen hala daha içme kızım ilaçlarını. Canına kastın mı var sen? Kendini düşünmeysen biz... Hanımefendi lütfen. Bu durumdayken üstüne gidip daha fazla yormayalım hastayı. Tamam doktor bey, tamam. Ama malum bizi buraya şey cezaevinden getirdiler. Ya orada gene fenalaşıyorsa? Şimdilik hastanede kalmaya devam edecek. Durumu gereği 48 saat müşahede altında kalması gerekiyor. Eğer müşahede süreci stabil geçerse anca o zaman cezaevine nakli yapılacak. Ay sen bizi oraya göndermedin ya. Allah da senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin doktor bey. Rica ederim. Ben sadece görevimi yapıyorum. Bu arada tutuklu mahkum yanında refakatçi kalmak istiyorsanız izin almanız gerekiyor, biliyorsunuz değil mi? Tamam tamam, bileyim ben. Halledeceğim ben onları doktor bey, meraklanma sen. Peki. İyi günler. İyi günler. Kızım. Anasının kuzusu. Pamuk kızı. Bunalı bak bitti geçti. Hepsi geçti. Baba! Ne olmuş Yıldız'a? Sana ne lan? Hem senin burada ne işin var ha? Ne işin var? Ya yapma Allah aşkına Yaşar baba. Ben Yıldız'ı görmek istiyorum. Görüp de ne yapacaksın? Kızı daha fazla mı hasta edeceksin? Ne geldiyse zaten senin yüzünden geldi. Haydi yürü git. Yürü! Baba Allah aşkına bir şey söyle. Tamam tamam, Yaşar amcan haklı. Hadi sen git, ben haber ederim sana. Şükrü bak buraya. Ha bu herif bu kapıdan içeriye girmeyecek, anladın mı? Anladın mı? Tamam Emice. Ha. Hadi. Nakuseyim, nakuseyim, yandan yandan. Yandan yandan. Komşu hareketlerine bak, çekil. Mümkünatı yok, çekilemem. Yaşar Emice'yi duydun. Seni bu kapıdan içeri koyamam da. Ama yan kapıdan da girersen
Ona da bir şey yapamam. Yandan yandan. Yandan yandan. Oğlum sen ne güzel bir görev adamısın. Senin o kalın kafanı öperim lan. Hangi yan? Bu yan. Poyraz. Poyraz. Neredeler oğlum? Geldiler mi? Neredeler? Sakin ol baba. Daha iyi bak. Neredeler? Ha bak. Kızım. Yıldız. Nasılsın kızım? Ha? İyiyim babacığım. Beyefendi müsaade eder misiniz lütfen? Durun ya! Nereye götürüyorsunuz kızımı be? Ha? Nereye götürüyorsunuz kızımı? Korkma Yaşar Bey, korkma. Odaya çağıracaklar. Ha. Hem doktor dedi ki iki günde müşahede altında tutacağım dedi. İyi o zaman. Asansör nerede? Asansör? Ay, dur, panik yapma. Asansör nerede? Dur. Seni çok seviyorum Yıldız. Nerede görülmüş Kuzey Yıldızı'nın göğünden kaybı? Ha? Hadi aç maviş gözlerini. Ben de gökyüzüne bakayım. Kuzey. Yıldız. Sakın, sakın bir şey yapmayın. Ben hemen doktora haber verip geliyorum. İyi misin aşkım? Aşkım mı? Aşkım tabii, sevgilim bir tane. İyi misin? Geçtim mi sınavı? Ne sınavı geçmesi Yıldız be? Sen kendinden geçtin. Yok. Kendimden geçmedim. Senden de geçmedim. Sınavı geçtim. Bak. Seni çok seviyorum Yıldız. Ömrüm boyunca başka hiç kimseyi sevmeyeceğim. Senden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim Yıldız. Hiçbir zaman. Hadi bir düş aşkım. Haydi. Pencüsü. Severler güzeli gencisi. Al babam sen şu tavlayı koltuğun altına da ben de şovuma başlayayım. Pembelerin pembesi, şeker pembesi. Pembelerin pembesi, şeker pembesi. Abla sen anca babamı yenersin, babamı. Aa, o nasıl laf kız? Babam acemi mi ki ben sadece babamı yeneyim ha? Aa, yok Pink halacığım, Junior halamız öyle bir şey söylemek istemedi. Hani dedem sürekli sana bilerek yeniliyor ya, ondan şey yaptı. Kızım, babam bu oyunu bana 7 yaşımdayken öğretti. O günden bugüne de hep ben yendim. Değil mi babam? Doğru diyeyim pembe halanız kızlar. Yalnız o 7 yaşında beni ilk yendiğinde nasıl sevindiyse şimdi de aynı şekilde mutlu oluyor. Hatta omuzları bile aynı şekilde ben oynatayım. Pembem benim ya. Ama bir türlü şu parmak şaklatmayı öğrenemedim. Bak hala böyle böyle. Onu beceremiyorum. Ya Tonton dedem sen duygulandın mı? Ya işte geçmişe gittik. Son 2, 3, 4. Bubaların bubası fındık ağası. Bubaların bubası fındık ağası. Bubaların bubası fındık ağası. Ya sen en tort işte desin. Ay, ay. Sen var ya pambuksun, pambuk, pambuk. Ya yeter ya. O benim babam. Gidin siz kendi babanızı sevin. Babam hadi gel bir daha oynayalım ama bu sefer hilesiz şaibesiz. Tamam hadi baba. Buyur oğlum.
Şeref Efendi. Misafirimiz var. Oo, Cihan Efendi. Çiçeklen çikolatayla gelmişsin. Pink halamı mı isteyeceksin inşallah? İnşallah o da olacak efendim ama ben bugün özür dilemeye geldim. Tabii kabul edersiniz. Aa, niye kabul etmeyelim oğlum? Geç şöyle otur bakalım. Buyur buyur. Hoş geldin. Efendim ben geçen gün çok büyük bir terbiyesizlik yapmışım. Yani söylemeye dilim de varmıyor ama kapınıza falan dayanmışım. Yani ne yaptığımı çok da hatırlamıyorum ama çok mahcubum. Lütfen affedin beni. Pişmanım deyin yani. Çok pişmanım efendim. Yani o alkol ne kadar kötü bir şeymiş. Ben bir de ağzıma falan sürmem zaten. Ben bakarım. Ben de hoş. Olsun. Affedecek misiniz efendim? Madem böyle boynunu bükmüş geleyin. Geçtiğine verelim. Affederim bari. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Tamam ulan tamam tamam. Affettik değiliz işte hadi. Oğluşum ne yapıyorsun öyle? Koskoca doktor el ete köper miymiş hiç? Anne senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Ben sana pembe defteri kapandı demedim mi? Yoksa yine kız istemeye mi geldin sen? Yok, yok hanımefendi. Bu sefer özür dilemeye gelmiş. Benim oğlumu bana savunmayın. Anne lütfen. Sus bakayım. Ben seni okutmak için saçımı süpürge ettim. Dişimi tırnağıma taktım. Ama senin şu yaptığına bak. Düş önüme gidiyoruz. Gelmeyeceğim ben. Gelmeyeceğim mi? Gelmeyeceğim. Benim yerim artık pembişimin yanı. Yürü çabuk. Gidiyoruz. Anne ne yapıyorsun? Cevap verme anneye. Yürü. Yeter be. Gelmeyeceğim dedim. Bana hiçbir şey diyemezsin. Seni ben okuttum ben. Benim sayemde doktor çıktın. Onun için ben ne dersem onu yapacaksın. Öyleyse istifa ediyorum. Ne? İstifa ediyorum. Oğluşluktan da doktorluktan da istifa ediyorum. Sen de pembeyi kabul edene kadar unut beni. Efendim, verdiğim rahatsızlık için çok özür diliyorum. İyi akşamlar. Sizin yüzünüzden oldu. Siz bozdunuz benim oğlumu. Ben kız evi naz evidir diye biliyordum ama maşallah yakasına yapıştınız oğluşumu.
Bana bakın, ben birazdan ne dersem diyeyim onaylayacak ve de kafa sallayacaksınız, tamam mı? Tamam, tamam, merak etme. De bu saatte ziyaret yasak değil mi? Sokacağım bizi içeri. Ya naideyim ben, naideyim. Halledeceğim. Sırıtın, sırıtın. Masum, 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 masum. Merhaba komutanım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sağ olun. Bir şey mi soracaksınız? Hey komutanım, bu kızlar analarını çok merak ediyorlar. Ya izin verirseniz girip iki sarılsınlar he. Yalnız görüş saati değil. Sizi içeriye alamam. Siz de haklısınız emme. Bu kızlar ta İstanbullardan geldiler. Okullarını bırakıp. Siz? Ha, yok ben kızı değil. Benim yalnız seni gözüm bir yerden ısırıyor emme. Şimdi ben sana ısıracağım. Ya, yazdım bu kızlar analarını çok merak ediyorlar. Akılları çıkmış. Bacım bu Gafur. Giresunlu Gafur. Evet de. Ya ulan oğlum, sen küçükken başaklamaya gelirdin bizim fındık bahçesine. Ben daldan topladığım fındıkları senin çuvalına atardım, bildin mi Pembe? Şeref amcanın kızı Pembe. Ya Gafur, çok özlemişler analarını, bu girseler içeri ya kurban olayım. Özlediler, özlediler. Yağmurda kalmış köpek genceye gibi ağlıyorlar sabahtan beri. Ana, ana, ana diye. Lütfen. Tamam. Ama sadece 5 dakika. Ya ben senin vicdanına kurban olayım. Rıza. Yıldız, boncuğum, uyuyor mu? Uyuyor. Eyvü, eyvü. Bak sana kimleri getirdim, kızların geldi. Ben soracağım ilişim. Sizin ne işiniz var burada? Seni merak ettik Yıldız anne. Anne deme bana. Ne oluyor? Hanife teyzeciğim, biz Yıldız ablayı görmeye geldik. Ya evet, hasta olduğunu duyunca çok üzüldük. Yani içimiz rahat etmedi. Niye? Gözlerinizle görmeden inanmadınız mı hasta olduğuma? Ağa gelip gözlerinizle görünce mi inanacaktınız? Şimdi inandınız mı? O nasıl laf ya? Biz duyduğumuzda gerçekten çok üzüldük. Yıldız abla, ne olursun bir kez olsun bizi dinle. Dinlemeyeceğim ula, dinlemeyeceğim. Allah aşkına, Allah aşkına çekilip gidin artık benim başımdan. Gideceksiniz, ordudan değil, Karadeniz'den de gideceksiniz artık. Bak hala bekliyorlar, gidin artık haydi. Tamam, tamam kızlar haydi, daha fazla üzmeyin abla az. Hanife teyze ama... Oo, ağaması maması yok kızlar, haydin, haydin, haydin. Daha fazla sinirlendirmeyin, haydi. Ama... Haydin, haydin kızım, haydin, haydin. Yıldız, yavrum. Yıldız, daha sönmedi mi yangının he? Niye sönmesin? Aa, ben 20 yılı bile unuttum. Kuzey'i bile unuttum, aklıma bile gelmiyor. Aa, kendini kandırma Yıldız ya. Eğer sen sevdalığın geçmeseydin kızları buradan canlamazdın. Sevdalıkla ne ilgisi varmış? Kuzey'le kızlarının yaptığı unutulacak şey mi? Affedilecek şey mi yenge? Niye affedemeyecekmişsin? Ya adı üstüne hata etmişler, hata. Bak Kuzey'i görsen nasıl pişman. Yüzüne bir baksan içim parçalanır Yıldız. Daha beter olsun inşallah. Konuş, konuş, aç içindekileri. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Her şey düzelecek. Çetin de şikayetini geri alacak. Vallahi benim her şeyden ümidim var ama o cibiliyetsiz şikayetin geri almaz. Alacak. Yoksa adama bir şey mi yaptın kız? Sence? Kaçırdın mı adamı? Bağırma! Bağırma! Gençlerime bana kapıda bağırma!
Kaçırdın mı adamı? Ama bu sefer organize bir şekilde kaçırdım. Gadoğulları'yla Morluoğulları ortak yapıp... Ne oldu? Abim de meşin içinde var. Sefer. Bu sefer büyük başlarla çalıştım. Ben eteledim, bayılttım. Babamla bu bana teslim ettim. Ana. Nerede adam şimdi? Akıbetini bilmiyorum ama... Biliyorum ki şikayetini geri alacak, boşanması için de Kuzey'e evrakları verecek. Sen inanıyor musun bu dediklerine? Ay, boşanmak deyince birileri heveslendi sanki. Hey, ne alakası var yenge? Ne yaparlarsa yapsınlar benim umurumda bile değil. Yıldız, öyle deme bak, çok üzülürsün sonra. Hiç de üzülmem. Kuzey üzülür, kızlar üzülür. Yazık değil mi? Değil, yazık falan değil. Hem onlar kendilerinden başka hiç kimseye üzülmezler. Sen merak etme. Ay, yok artık canım ya. Ya diyorum ki bak, Kuzey'e çok pişman diyorum. Yıldız, Kuzey bu saatten sonra daha seni unutmaz. Unutur. Aa, öyle bir unutur ki. Hatta giderler İstanbul'a, kendi kızlarına cici anne bile bulur, yine unutur. Yıldız, çok yanlış konuşuyorsun ama. Senin yengen kim? Nayde Kadıoğlu. Ben de senin yengesem. Kuzey hiçbir yere gitmeyecek. Gidecek ula. Gitmeyecek ula. Gidecek. Gitmeyecek. Gidecek. Aha, kendi gitmese bile ben ne yapıp ne edeceğim, göndereceğim onları. He he. Ne inat ya. Sünük hırkayı. Çıkar lan şu hırkayı, sünük. İçimde bir buzdağı var sanki Sefer. Cehenneme gitsem bile üşürüm gibi geliyor. Depresyon bu. Çok soğuk bir yermiş. Ama Pampa, böyle açık deniz falan, temiz hava iyi geldi ama. Biraz iyisin değil mi şu an? Ben her şeyi aşkım için yaptım aslında, biliyor musun? Ama bak, ne yaparsam yapayım, ne kadar düzeltmeye çalışırsam çalışayım, hep bataklığa daha çok batıyorum. Niye böyle oluyor Sefer? Hırkadan. Hırkadan ayağını, kusura bakma. Yani hırkayı çıkarınca ne güzel aramıza dönüyordun. Giydin yine şu melamet hırkayı. Melamet hırkası değil bu, depresyon hırkası. Neyse ne ya, depresyon hırkasıymış. Allah Allah. Yani onun enerjisinden, renginden falan benim içim bunaldı burada. Yemin ederim yani daraldım ya. Rahmetli dedeme benzedin, iyice ona benzedin yani şöyle. Ben rahmetliyim zaten. Yıldız beni rahmetli etti, kalbine gömdü. Siz de iki kürek toprak atın da iyice bitsin bu ıstırap, yeter. Oğlum saçma sapan konuşma bak. Benim moralim bozma. Öyle kötü kötü şeyleri çağırma. Ben sensiz ne yaparım lan? Yani lütfen. Yıldız ne yapar? Rahat eder. Bensiz daha huzurlu bir insan olur. Ya görmüyor musun? Geldiğim günden beri Yıldız'a hep zarar verdim. Bir güldürdüysen 5 ağlattım be oğlum. Yok oğlum, yok yani. Sen gelmeden önce onun sadece böyle hafif ağzı tebessüm ederdi. Şimdi kızın gözlerinin içi gülüyor. Dişleri 32 dişi birden görünüyor yani kız. Yok yok. Söndürdüm ben o gözleri. Yokluğum değil, varlığım zarar veriyor ona. Şuna bak ya. Ya kız benim yüzümden beyin kanaması geçirdi. Tansiyon hastası oldu, hapislere düştü. Ben daha ne yapacağım bu kıza yani? Hakikat ya. Hakikat yani, sen nasıl bir dertsin hakikaten arkadaş ya. Benim de başıma gelmeyen kalmadı senin yüzünden. Dayaklar yedim yani. Hanımım elden gidiyordu. Babasız, işsiz, güçsüz, mirassız kaldım. Mahvettik oğlum hayatımızı. Bak, sana da neler yapmışım. İğrenç bir insanım ya, iğrencim. Oğlum tam ben şaka yaptım. Şaka yaptım, laf olsun diye şey yaptım, öyle dedim. Sen hakikaten depresyon nasıl bir şey? Sen depresyona girince değişik bir şey oldum. Ben acemisiyim oğlum, ben ilk defa giriyorum depresyona. Normalde benim sülalem rahat. Aa bak lan, sen böyle bir yine veda konuşması falan yapmıyorsun değil mi? Bu depresyonun altında şimdi tek gidiş uçak bileti falan yatıyor olmasın? Yok be oğlum. Ben ölsem de hiçbir yere gitmem. Yıldız'a kendimi affettireceğim. Aa şöyle yap. Benim pampama da bu yakışır yani. Sen şu depresyon arkasını giyeceğini... Savaş zırhlarını giy. Büyük taarruz çok yakın oğlum. Pampa, inanıyorsun değil mi bana? Ben bu savaşı kazanırım değil mi? Bak ya, inandım, inanıyorsun. İnanacak, inanacaklar, inanmışlar. Bütün zamanlar çektim bak. Saçmalama. Oğlum inanıyorum da dedin, kendin dedin ya zaten yani. Gitmeyeceğim, savaşacağım, vazgeçmeyeceğim, her şeyi yapacağım diye. Oğlum depresyon böyle bir şeymiş işte. Bir öyle diyorum, bir böyle acemisiyim diyorum. Anlamıyorsun ki, bilmiyorum ben. Depresyon yok bende. İlk
Bak Pampacığım benim, bak sen savaşmayı elden bırakma. Sen savaştıkça, estikçe, gülledikçe... Bak göreceğim bu lafımı da unutma. Yıldız benim bacım parıl parıl parlayacak ya. Parlar değil mi lan? Parlar tabii lan. Sana inanmayan, lan sana inanmayan ölsün oğlum, hayret bir şey. Oğlum önce benim için sen kus, sonra yıl kus. Bak bu lafımı da unutma. Destan yazacaksınız, destan. Yeeey! Yazacağız tabii lan. Destan yazacağız lan, destan. Savunun lan. Kuzey'in kralı yıldızını söküp almaya geliyor. Gel lan, gel hadi. Söp kuz. Ulan baktı o kadar konuştun, takıldı bak ya. Sever, sen balıkçı olduğuna emin misin kardeşim? Oğlum saçma sapan konuşma, kaya burası yani. Hızlı çekecektim, konuştun kaldı. Hayatta gelmez daha bak. Bak, hayatta yani bak. Allah cezasını versin, hadi. Kaçıncı olta takım bu, yürü. Kolay gelsin, sağ ol. Siz hazırlanmamışsınız ya. Mahkemeye geç kalacağız. Sanki gezmeye gidiyiz Naide. Jandarmalar gelecek, onlar çıkaracaklar. Onları bekleyiz zaten. Of. Yıldız. Heyecan var mı kız? Ne heyecan abi? Kız mahkemeye falan çıkacaksın ya yani. Ne bileyim, insan heyecanlanır, ondan soruyorum. Vallahi benim boncuğum şanslı kadındır. Bakın beni biliyorsunuz yani, ben günlerce içeride kaldım. Emme Yıldız öyle mi? Değil. İki saat durdu durmadı, hop hastaneye getirdiler. Şans başka bir şey. Deli deli konuşma Naide, ne şansı ya? Kızım az kalsın ölüydü. He, doğru diyorsun vallahi. Yıldız sen de amaçsız kırıldınmışsın ya. Hemen hastanelik oldun. Bak yengen örnek alsana. Naide. Zorluklara göğüs gerek. Kadın gibi kadın. Naide Kadıoğlu. Naide. Hem ben yine de hakkını yemeyeyim. Bir şeyler öğrenmişsin yengenden. Yaşıyor. Naide. Yuh yenge yani, yuh. Yani boş boğazlıkta beni de geçtin sen ha. Ya ben heyecandan, sevinçten ne dedim biliyor musun ya? Ana seni oradan yani moral vermek için yapayım. Naide ne oluyor? Sus. Tamam. Allah kurtarsın de yenge. Geçmiş olsun de. Böyle şeyler söyle. Ay Allah kurtarsın bütün ailemizi ya. Allah bir daha mahpus damlarına düşürmesin. Ben kendim de girdiğim için çok iyi biliyorum ya. Çok zor içeriz, çok zor. İnşallah ha, inşallah yenge. Oradaki herkes Allah kurtarsın inşallah. Kız sen millete dua edeceksin, kendine dua et. Mahkemede en ufak bir pürüz bir şey olsa... ömür boyu çıkamazsın içeriden. Ailemiz perişan olur ailemiz. Ya ağzınız hayra aç Sefer ya. Niye ana yalan mı ya? Ben doğrucuyum, kusura bakmayın. Yani müebbeti falan yediği anda zaten hasta... sonunu, müebbetin sonunu göremez yani, bitti. Seversin, şu şom ağzını bir kapatsana ya. Ya abi böyle olumsuz şeyler konuşma. Bak evrene pozitif enerji gönder. Güzel şeyler düşün, güzel şeyler söyle. Ya sus kılçık, ben düşününce oluyor sanki öyle. Hay ağzımı kuşlar pis resim. Nahi. Allah içimi kararttınız, içimi ha. Bakın bugün benim kızım tahliye olacak. Sonra ben yetim yedirip öksüz böyle yedireceğim, o kadar. Nazar var ailemizin üstü, çok büyük nazar var ya. Yıldız Kadıoğlu, hazır mısın? Hazırım komutanım. Çıktı. Ay keşke yanında olabilseydik. Saçmalama Mine. Daha kaç kere kovulmaya meraklısın? Doğru söylüyorsun. Ay kadın bizi görünce resmen böyle gözlerinden mavi mavi alevler fışkırıyor. Ah mavişim ya. Kelepçeler olmuş mu senin pamuk ellerine? Abi de bakar mısın ya? Gelinlikle çıkacağına kelepçe taktı. Hastanelerden çıkıyor bacım benim. Sus la sus. Her şey senin yüzünden oldu. Ya baba yani yeter artık. Bu da benim yüzümden, yapma ya. Vallahi çok kötü babasınız yani. Kusura sus bakmayın. Sus Sefer, kurban olayım. Bir sus ya. Zaten acın bayeti. Tamam sustum. Ya baba üzülme. Yıldız abla kurtulacak o kelepçelerden. Ben de öyle hissediyorum baba ya. Özgür kalacak bak, görürsün.
İnşallah kızım. Vallahi bir değil 11 tane adak adadım. 11 tane koçu kestirip götüreceğim. Aş evine vereceğim. Yeter ki beraat etsin mavişim ya. Kızlar, hadi siz eve. Tamam babacığım, hadi Allah kurtarsın. Senin ne işin var burada? Şahit olarak çağırdılar, gelmem lazımdı. Sanki lafına güven olur da şahitliğin batsın. Sessizlik. Yıldız Kadıoğlu, ifade vermeyi reddetmiş, savunma hakkını kullanmamışsın. Doğru mu? Doğrudur hakim bey. Neden? Dava dosyasında şahit beyanlarına göre arkadaşın Ruhi Yılmaz'ı korumak için konuşmamışsın. Bunun için söyleyeceğin bir şey var mı? Ayrıca dosyadaki deliller silahı ateşleyenin Ruhi Yılmaz olduğunu gösteriyor. Unutma, mahkemeyi yanıltmak büyük bir suçtur. Hala olay günü yaşananlar hakkında konuşmak istemediğinden emin misin? Olay anında ben de oradaydım hakim bey. Hatta Çetin Alkor'a silahımı da doğrulttum. Ama ateşlemedim. Amacım sadece korkutmaktı. Sen vurmadın yani? Hayır, ben vurmadım. Dediğim gibi. Amacım sadece onu korkutmaktı. Ama Ruhi arkadaşım beni korumak için silahı ateşlemek zorunda kaldı. Peki sen Çetin Alkor'a neden silah doğrulttun? Aranızda bir husumet mi vardı? Beni dolandırmıştı. 1 milyon liramı almıştı. Ben de korkutup paramı geri almak istedim. Beni dolandırdı derken neyi kastediyorsun? Kuzey Molluoğlu'nun garısından boşanması için aldatıldığını ispat etmesi gerekiyordu. Gerekli olan ihanet belgeleri de Çetin Alkor'daydı. Çetin Alkor da o ihanet belgelerini bağ vermek için 1 milyon lira istedi benden. Ben de verdim. Ama karşılığında bağ ihanet belgelerini vermedi. Çünkü Şule Molluoğlu ona 2 milyon vermişti. Peki sen bu belgelerin niye peşine düştün? Aranızda bir gönül ilişkisi mi vardı? Vardı hakim bey. Peki bu bahsettiği Şule Molluoğlu dava dosyasında tanık olarak adı geçen ama mahkemeye iştirak etmeyen kişi mi? Evet, odur hakim bey. Hatta Çetin Alkor'a beni suçlamasını da o söylemiştir. O yüzden bugün buraya gelmemiştir. Anlaşıldı. Oturabilirsin. Şahit Kuzey Molluoğlu. Yıldız Kadıoğlu'nun söylediklerini doğruluyor musun? Evet efendim, ifademde de aynen böyle belirtmiştim. Oturabilirsin. Şahit Pembe Molluoğlu. Mahkeme huzurunda Yıldız Kadıoğlu'nun söylediklerini doğruluyor musun? Evet hakim bey, Çetin'i Yıldız vurmadı, Ruhi vurdu. Gözlerimle gördüm. Anlaşıldı, oturabilirsin. Davalı avukatının değinmek istediği bir husus var mı? Evet sayın hakim. Dava dosyasında da sunduğum üzere Çetin Alkor'u bizzat vuranın Ruhi Yılmaz olduğu olay yerindeki güvenlik kameralarını görüntülerince ispat edilmiştir. Ayrıca emniyetten gelen balistik raporu da Çetin Alkor'u yaralayan kurşunun Ruhi Yılmaz'a ait ruhsatlı tabancasından çıktığı ispatlanmıştır. Ayrıca Ruhi Yılmaz suçunu kabul etmiş, suç aletini de bizzat kendisi mahkemeye ulaştırmıştır. Kabul ediyorsa neden burada değil? Teslim olmak istemediğini, klostrofobisi olduğunu beyan etti hakim bey. Anlaşıldı. Oturabilirsin. Karar. Şahitler dinlendi. Deliller değerlendirildi. Çetin Alkor'u yaralayan kişinin Yıldız Kadıoğlu olmadığına, hakkındaki suçlamadan beraatine karar verildi. Ay, 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 ay.
Allah'ım sana şükür ederim. Kızım. Allah rahatladı bana. Baş bir şey keserek artık. Yıldız, canım acım korktum. Hadi bana da bırak kız, tamam. İnanamıyorum. İmacım benim. Dur, anam da geldi, gel gel. Anasını bozulsun. Yeter lan yeter. Azıcık da bize bırakın ya. Baba da bırakın azıcık. Biliyordum ben senin kurtulacağını ha. Haydi. Hadi oğlum üç kere kaç. Eve gidelim, evde sarışırsınız. Haydi. Al ucunu. Keşke ben de sarılabilseydim maaşime. Olacak, o da olacak. Şöyle boşandığım günüm de bu kapının önünde sarılacağım. İnşallah. Ben senin yerine de sarıldım. Ben bir kendi adıma, kendi yerime sarıldım yani. Ben yalan konuşamam. Ama oğlum sen niye böyle şeyimsin yani? Moralini bir düzelt artık ya. Yüzün düşmüş yere al suratını lütfen Uzay. Evet ya. Hem bak Yıldız'ın beraati sizin kavuşmanız için ilk adımdı. Zaman kendini salma zamanı değil. Ara harekete geçme zamanı Uzay. Hadi ne geliyor? Sefkus. Ne alaka şimdi Sefkus? Haydi Pampam mutlu olsun diye. Güldü işte. Pampam gülsün diye yaptım kız. Aferin. Ay daraldım ben bundan. Gidek ya, gidek. Hadi. Al kocuğumu al hadi. Bırakın artık. Tamam, rahat bırakın çocuğu. Geç otur, gelmiş geçmiş olsun bununla. Sağ ol babacığım. Yıldız abla nasıl? Nasıl olsun? İşte kurtulduğuna seviniyor. Oğlum, az biraz yüzün gülsün. Bak, hak yerini buldu, Yıldız'ımız kurtuldu değil mi? Hakikat ya. Vallahi sonunda kurtuldu bacım. Kısmetse Pampam da prangalarından kurtulursa artık özgürlüğüne kavuşacak. Babacığım ben biliyorum sen Yıldız ablaya kavuşamadın diye üzülüyorsun şu an ama görürsün. O da gardını düşürecek yakında. Ha, siz öyle zannedin. O mahkemede görmediniz tabii siz o keçiyi. Nasıl düşmana bakar gibi bakıyordu bu banza. Ya sus sus. Benim abla. Yok pembişim yok, sen yanlış anlamışsındır. Yoksa Yıldız abla hiç bu yakışıklılığa babişime dayanabilir mi ya? Öyle bıl burnu asla dayanamaz. Kızlar tamam. Oy. Üstüne Yıldız tozu kokusu sinmiş dert. Yıldız mam ne yaparsa yapsın çıkmaz artık. Evet babacığım, o yüzden umudumuzu kaybetmeyeceğiz çünkü Yıldız abla bizimdir, bizim kalacak. Kızlar ne yapıyoruz? Bana bunlarla gelin bak. Bana gelin. Ağzını burnunu kırarım yani. Anında yere indir. Ama o şuleyle siz muhatap olun. Ben de yerlerini bir vuruşta alırım aşağı. Sefer. Az geri bas. Geçiriyorum. Dahi. Dahi. Ay Sefer abi, ne edecek? Pes etmeyecek, savaşacak. Yıldız abla babamı affedene kadar pes etmeyeceğiz. Yeter ya, apçık apçık bu nedir? Ben sıkıldım, daraldım, car 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 car. Öf, ben gideceğim üstümü değiştireceğim, denize açılacağım, yeter ya. Oğlum, dur. Tamam, bırak. Nereye gidiyorsun?
deseydin. Yeter. Belli ki nefes almak isteği. Abim depresyona kaldığı yerden devam edecek. Bak görürsünüz. Ağlamasa bari. Kendisini odasına kapatmasından iyidir bence. Hazır fırsat bu fırsat. İstiysek mi? Çok güzel fikir. Tabii canım, balım, oh benim. Abdiş koşup izin verirsen. Görüyor musun? Görüyor musun? Görüyor musun? Tamam tamam ama babam dönmeden evde olun. Tamam. Tamam. Çak 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 çak. Hadi başlayalım. Oy Allah'ım sana şükürler olsun. Canım yatağım. Canım adam. Oy. Oy canım yastığım. Oy. Hayırdır ne yapıyorsun? Ne yapacağım ula? Ah, odamla hasret gideriyorum. İyi. Hasret gidermez bittiyse az bağdayar aç da ben de senden hasret gidereyim ha. Oy. Ne yapayım özledim. Çok mu özledin beni? Ya sen ne diyorsun ya? Burnumda tüttüm burnumda. Abla. He. Ya hani polisler seni öyle götürdü ya. O an hiç gözümün önünden gitmiyor. Vallahi Poyraz insan suçsuz olduğunu bilse bile... kendini öyle parmaklıkların ardında bir garip hissediyor. Sanki böyle kanatsız kuş gibi. Hani kanatların var ama uçamıyorsun gibi. Neyse. Ya geçti gitti. Artık aklım başıma geldi. Bundan sonra özgürlüğümün kıymetini bileceğim. Hakkın ablam, hakkın tabii. De bir daha öyle yaylaya falan kapatmak yok kendini, tamam? Yok. Aa, bundan sonra kimsenin tutsağı olmayacağım. Nasıl yani? 20 yıllık esaret bitti mi şimdi? Bitti. Bundan sonra sadece yıldız olacağım. Kuzey için değil, sadece kendisi için parlayan bir yıldız olacağım. Tamam, kendin için parladın da Kuzey eniştemin... Eksen eniştem diyeceğim, tamam. Eksen eniştem. Eksen eniştem sönüp gitti. Adam gözümüzün önünde karardı ya. Yüzsüz. Bir de hala utanmadan karşıma çıkıyor. Ya tamam, arada ben de kızıyorum ediyorum ama... Ya ne bileyim abla, bugün öyle pek bir perişanlı, pek bir üzgünü sanki ha. Beter olsun. Beter olsun inşallah. Ulan sen de amma gaddarsın ha. Hiç mi üzülmedin adamın haline? Ne üzüleceğim ya? Şimdi benim başıma kuzeyci mi çıktın sen de yani? Yok canım, niye hemen sinirleniyorsun öyle? Ben sadece öyle ne bileyim görünce üzüldüm işte, onu demek istedim. Deme. Hiçbir şey deme Poyraz. Ah Kuzey benim için öldü artık. Bitti gitti, tamam mı? Bir daha deme. İyi bilirdik rahmetli diyeyim o zaman ha, ne diyeyim? Hey, iyi mi bilirdin? Ulan adam benimle 2 dakika baş başa kalmak istedi diye ya, etmediğini bırakmadın ya. Bak 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 bak, nasıl da ayıplanıyor hemen ha. Bak sağ sözüm olsun. Sen Uzay abiyle barışında bir daha seni hiç rahatsız etmeyeceğim ha. Poyraz, ulan ben şimdi senin abla kulağını koparır elle veririm ha. Ulan şaka ettim, dur ya. Etme, şaka falan etme. İyi, hadi ben gidiyorum biraz hava alacağım. Hop, dur bir dakika, nereye gidiyorsun? Denize açılacağım biraz, hava alacağım. Ya abla olmaz öyle, şair daha hastaneden yeni çıktın. Seni dinlenmen lazım, yatman lazım. Ey Poyraz, karışma her şeye. Bana bak, Argam'dan annemlere de gidip yetiştirmeyesin ha. Kimseye bir şey söylersen bak seni gemiye süpürge olarak dikerim, anladın mı? İyi tamam. Osman, hoş geldin. Hoş bulduk Sare, kolay gelsin. Sağ ol. Kenafir gözünü arıyorsan o burada değil. Alın teri dökmek zor geldi İstanbulluya. Ben seninle konuşmaya geldim. Sare, bak gözünü seveyim, ilişme artık bize, olur mu? Ne oldu? Biricik aşkın posta mı koydu sana? Bak Sari, sen hiçbir şey bilmiyorsun.
Tamam mı? Hiçbir şey bilmiyorsun. Bu kız için İstanbul'da değilsin. Kendini beğenmiş falan değilsin ama sen onun kalbinin güzelliğini bilmiyorsun ki. Ya bu kız senin için, senin için beni karşısına aldı Sare, beni. Yok artık. Ne oldu, şaşırdın değil mi? Senin için aşk meleğim dediğini, ya buradaki en yakın arkadaşı olarak gördüğünü de söylemedi değil mi sana? Bilmiyorsun tabii. Peki sen beni bileyim mi Osman? Beni bulutların tepesine çıkarıp sonra gerisin geri yere nasıl fırlatıp attığını biliyor musun? Ya bak Sare, Allah aşkına ya. Ben sana ne zaman umut verdim Sare? Gidip bak Gökçen'in yanında da böyle şeyler anlatıyorsun. Ağzımı açıp da tek kelime edemeyeyim. Ya elini vicdanına koyarak söylesene. Ben sana hiç umut verdim mi? Sana bir kere seni seveyim dedim mi ben Sare? Cevap versene, söylesene. Ben sana bir kere seni seveyim dedim mi? Demedin ulan. Demedin. Bir kere bile demedin. Ama Osman, ben seni çok sevdim. Biz evlenecektik. Ya bak Sare, kendin yazıyorsun, kendin oynamaya kalkıyorsun. Yapma Allah aşkına ya. Gökçe'ye de haksızlık ediyorsun, bana da haksızlık ediyorsun. Ya bu kız sana değer veriyor, seni arkadaşı olarak görüyor, anlamıyor musun? Evet, beni arkadaşı olarak göreyim. Ya bıraksana Osman Allah aşkına ya. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ne var bu kızda, ben anlamıyorum ki. Ya anlamıyorsun çünkü... Anlamıyorsun çünkü görmek istemiyorsun Sare. Anladın mı? Bak ben kendimi düşünmem. Giderim, anlatırım her şeyi Gökçe'ye. Ama Gökçe bunu kaldıramaz. Çünkü bak beni ne kadar seviyse, senin de arkadaş olarak o kadar seviyse Sare, anlamıyor musun? Şuna cesaretim yok desene sen. Yok. Yok. Senin var mı? Senin de yok. Sen terk edildim dediğin zaman bu kız gelip senin acını paylaşmadı mı seninle? Seninle beraber üzülmedi mi Sare? Ha? Seninle beraber terk edildiğim dediğin adama sayıp sövmediniz mi? Bana. Bana beraber sayıp sövmediniz mi? Nasıl gidip yüzüne baka baka beni terk eden adam, sana aşık olan adam diyeceksin? Ha? Senin acını paylaştı bu kız Sare. Senin acını paylaşan kızın gözünün içine baka baka ben seni kandırdım diyebileceksin mi? Ha diyebileceksen gidelim söyleyelim. Gidelim söyleyelim, ben de kurtulayım, sen de kurtul Sare. He? Ben çünkü bunda daha fazla yaşayamayacağım, anladın mı? Doldum. Ben artık bundan kurtulmak isteyeyim Sare. Sen ciddi misin Osman? Ciddiyim artık, ne olacaksa olsun ya. Ben sevdiğim kadının gözünün içine baka baka yalan söyleyeyim Sare. Ben zaten yalan söylerken her gün öleyim en azından. Bak böyle bir kere söyler kurtulurum ya. Bir kere söyler kurtulurum böyle. Sen onu gerçekten çok seviyorsun. Çok seveyim. Çok seveyim. Hatta ben ilk defa aşık oldum diyeyim. Kimse bana inanmıyor ya. Sırılsıklam aşık oldum ben Gökçe'ye Sare. Ya bak, vallahi kusura bakma. Ben seni üzmek için anlatmayayım sana. Yok Osman. Merak etme sen. Ben anladım seni. Bundan sonra sizi huzursuz edecek hiçbir şey yapmayacağım. Nasıl ya? Çekeceksin yani aramızdan bayağı. Çok uğraştım ama ben zaten hiç giremedim ki aranıza. Sen ciddi misin ya? Ya uğraşma zaten. Niye uğraşıyorsun ki? Beni de üzme artık, kendini de üzme yani Sare. Söz veriyorum. Bundan sonra sizi üzecek hiçbir şey yapmayacağım. Ama sen de bana söz ver. Yaşadıklarımız aramızda bir sır olarak kalacak. Söz mü? Söz ulan. Söz. Hiç göresim yok şu Sare. Yine yüzüme baka baka yalan söyleyecek. İşte tam olarak bu yüzden gidiyoruz Gökçe. Sen hiçbir şekilde renk vermeyeceksin, tamam? Of, of. O zaman arkadaş mıyız? Arkadaşız be. Arkadaşız ula. Ah be Sare be. Sen harbiden iyi bir insanmışsın ya. Gel. Teşekkür ederim. Osman mı? Ne? Osman, Sare, siz ne yaptınız? Gökçe, gel kardeşim şunlara dünyanın kaç bucak olduğunu gösterelim.
Salih. Efendim kaptan. Çöz halatları, çıkacağız. Tamam kaptan, Miço'lara haber vereyim, kahvedeydiler. Verme, verme. Balığa çıkmıyoruz, öyle açılacağım. Tamamdır kaptan. Ha, geliyor gönlümün efendisi. Gel, gel. Yanaş şöyle, yanaş. Bana bak karga burun. Ben sana bir daha gözümün önünde olmayacaksın demedim mi? Ben de sana hiçbir yere gitmeyeceğim demedim mi? Bana bak. Tekneni tekneme yaklaştırmayacaksın ola. Git kendine başka bir liman bul. Hatta başka bir deniz. Ben başka denizlerde boğulurum Yıldız Kaptan. Senin sularında kalacağım. Ben seni o sularda çoktan boğdum Kuzey Kaptan. O yüzden tekneni bağa yaktırmadan defol git buradan. Yak. Bir tane daha bulurum. Onu da yakarım. Babam da bana bir tane daha alır. Ya ben senin yamacında olmak için her şeyi yaparım. Ulan sen laftan anlamıyor musun? Ben seni istemiyorum diyorum. Senden vazgeçtim diyorum. Anlamıyor musun? Hiç mi gurur yok sende? Yıldızcığım, gurur benim için sadece İstanbul'da bir semt adıdır. Vefa mıydı bu? Gurur da öyle, vefa da öyle yani. Hiç aa böyle boşuna şirinlikler yapmaya kalkma. Defolup gideceksin. Gitmeyeceğim ula. Sen iyice yılışık bir şey oldun ha. İyice gurursuz oldun sen. Sen burada sandığını, hayallerini yaktın ya. Ben de orada gururumu yaktım. Bundan sonra ne gururun, ne inadın, hiçbir şeyin bizim önümüze geçmesine, engel olmasına izin vermeyeceğim. Hiçbir şey yapamazsın. Defolup gideceksin buradan. Tekneni de seni de bir daha görmeyeceğim buralarda. Sen denizlerden vazgeçmeden ben de denizlerden vazgeçmeyeceğim canım. Allah Allah, ben niye denizlerden vazgeçecekmişim? Yıldız, iyi değilsin. Tansiyonun bir iniyor bir çıkıyor. Beyin kanaması geçirdin sen, anlasana ya. Ben niye beyin kanaması geçirdim acaba? Ha? Ben niye beyin kanaması geçirdim acaba? Ne yaptım da ben gittim başımı vurdum? Ya tamam, benim yüzümden. Ama bak, denizlere açılmayı acilen bırakmalısın. Tansiyonu yükseliyor. Eğer benim tansiyonumu düşünüyorsan benim gözüme gözükmeyeceksin. Ben seni gördüğümde benim tansiyonum fırlıyor. Kan beynime sıçrıyor. Gözükeceğim. Gözükeceğim gözüne. Nereye kafanı çevirsen orada göreceksin beni. Manyak edeceğim seni. Gitmeyeceğim. Gideceksin ula. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Bravo. Vallahi gözlerim yaşardı doğrusu. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Ne işin var senin burada? Yıldız hiçbir yere gitmeyeceksin. O gidecek. Bir karar verdim ve buna sevineceğini düşündüm Kuzey'cim. Şule, senin ağzından çıkacak hiçbir şey beni sevindirmiyor artık. Bence bu kadar peşin hükümlü olma. Çünkü ikinizin mutluluğu iki dudağımın arasında. Nasıl? Heyecanlandın ama değil mi? İtiraf etsene. Ne söyleyeceğimi tahmin edebiliyor musun Yıldız'cığım? Benim adımı ağzına alma. İkiniz de birbirinizden betersiniz. Ne haliniz varsa görün. Yıldız, gitmeyeceksin dedim. Ne işin var senin burada? Bence daha fazla kabalaşma Kuzey, yoksa sen pişman olursun. Çünkü söylediklerini düşündüm. Ve bak şimdi kulaklarını aç ve iyi dinle. Çünkü en heyecanlı kısmı şimdi başlıyor. Aa bak, benim tepemin tasına attırma. Şule, ne söyleyeceksen söyle. Tamam, tamam. Kuzeyciğim, söylediklerini düşündüm ve... senden boşanmaya karar verdim. Hadi gözünüz aydın. Ne? Bir daha söyle bakayım. Evet, doğru duydun Kuzey Mollaoğlu. Senden boşanıyorum.